olmaması için mikrofonlarınızın kapalı konuda tutulması, soru ve görüşlerin ise Zoom programının chat uygulamasına yazılarak sorulması gerekmektedir. Host tarafından açık olan mikrofonlar kapatılacaktır. Sorularınızın başına lütfen soy isim, isim, çalıştığınız kurum ve şehir bilgilerinizi de ekleyiniz. Hocamızın konuşması bittiğinde yazmış olduğunuz soruları ve görüşleri tartışacağız. İkili konuşmaların program formatımıza uygun olmadığını özellikle vurgulamak istiyorum. Moderatör olarak ben anlatılan konuyla ilgili tüm soru, katkı ve yorumlarınızı belli bir düzen içerisinde hocamıza aktaracağım. Bugünkü değerli konuğumuz Profesör Doktor Uğur Türe hocamız. Profesör Doktor Uğur Türe, Ankara Deneme Lisesi'ni bitirdikten sonra 87 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanlık eğitimini ise İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlamıştır. Uzmanlık eğitimi sırasında ve sonrasında Profesör Doktor Gazi Yaşargil gözetiminde Zürich Üniversitesi Hastanesi'nde mikrocerrahi ve cerrahi nöroanatomi alanlarında çalışmalar yapmıştır. Uzmanlık eğitimi sonrası 93-95 yıllar arasında yine Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde uzman olarak çalışmıştır. Ardından 95-97 yıllar arasında Arkansas Tıp Fakültesi Üniversitesi'nde Profesör Doktor Gazi Yaşargil ve Profesör Osama Almefti gözetiminde cerrahi nöroanatomi çalışmalarını devam etmiştir. Ağustos 97'de Türkiye'ye dönerek Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı'nda yardımcı doçent olarak çalışmaya başlamıştır. Kasım 99'da doçent unvanı alan Doktor Türe, 2003-2005 yılları arasında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı'nda çalışmalarını sürdürmüştür. Mart 2005'te ise profesör unvanını almıştır. Aynı yılın Ağustos ayında Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı'nı kurmuş ve halen bölüm başkanı olarak çalışmalarına burada devam etmektedir. Profesör Doktor Uğur Türen'in cerrahi nöroanatomi ve cerrahi teknikler konularında dünyanın en önde gelen nöroşirurji dergilerinde makaleleri ve kitap bölümü yazarlıkları bulunmaktadır. Yine uzmanlık eğitiminden bugüne dek beynin nöroanatomisi ve cerrahisi konusunda yaptığı çalışmalarından ötürü birçok önemli ödüle layık görülmüştür. Zürih'te yaptığı nöroanatomi çalışmaları sırasında beyaz cevher diseksiyonu özel ilgi alanı haline gelmiş. Bu diseksiyonları ilk kez cerrahi mikroskop altında yaparak, aynı zamanda aspirasyon ile diseksiyon tekniğini de ilk kez kullanarak beyaz cevher anatomisinin sistematik diseksiyon ile gösterildiği öğretim metodunu geliştirmiştir. Bu metot ile bir disiplin çerçevesinde dünyanın çok önemli merkezlerinde verdiği kurslar ve ziyaret ettiği laboratuvarlarda yaptığı demonstrasyonlar ile beyaz cevher anatomisini ve bunun cerrahi önemini nöroşirurji camiasına gösteren çalışmaları olmuş ve halen devam etmektedir. Bu kurslar ile binden fazla beyin cerrahına beyaz cevher anatomisini öğretme misyonunu sürdürmektedir. 2005 yılından itibaren çalışmalarını sürdürdüğü Yeditepe Üniversitesi Hastanesi bünyesinde 2008 yılında cerrahi nöroanatomi laboratuvarını kurarak çalışmalarına devam etmektedir. Bu tarihten itibaren dünyanın çeşitli ülkelerinden araştırmacılar Profesör Doktor Uğur Türen'in yanına gelerek klinik ve laboratuvar eğitimi almaktadır. 2010 yılından itibaren ilk kez temel mikrocerrahi eğitimi, beyaz cevher anatomisi ve diseksiyon eğitimiyle canlı cerrahi kısımlarını bir arada sunan İstanbul Mikronörosurgery Kursu ile düzenli olarak tüm dünyadan gelen beyin cerrahlarının eğitimlerine hocası Profesör Doktor Gazi Yaşargil ile birlikte katkıda bulunmaya devam etmektedir. Doktor Türen'in eğitim misyonunun yanında idari görevleri de bulunmaktadır. 2010-2012 yılları arasında Türk Nöroşirurji Derneği Başkan Yardımcısı olarak ve arkasından 2012-2014 yılları arasında Türk Nöroşirurji Derneği Başkanı olarak çalışmıştır. Bu sırada Türk Beyin ve Sinir Cerrahisi tarihinin en önemli etkinliği olan Dünya Nöroşirurji Cemiyetleri Federasyonu 16. Nöroşirurji Dünya Kongresi'ni Kongre Başkanı olarak Organizasyon Komitesi ile düzenlemiştir. Doktor Türe halen Dünya Nöroşirurji Cemiyetleri Federasyonu onursal başkanıdır. Ayrıca tüm dünyadan sınırlı sayıda beyin ve sinir cerrahlarının seçilerek üyeliğe kabul edildiği American Academy of Neurological Surgery, World Academy of Neurological Surgery, European Academy of Science and Arts gibi birçok prestijli derneğinde üyesidir. Neurosurgical Review, Operative Neurosurgery ve Neurosurgery gibi alanında en prestijli dergilerin uzun yıllardan beri editoryal kurulunda yer almaktadır. Editoryal kurulunda yer aldığı en önemli kitaplardan birisi de 2016 yılında 7. baskısı yapılan Humans and Wind Neurological Surgery'dir. Profesör Doktor Uğur Türe, nöroşirurji alanında sinir sistemi tümörleri ve damar hastalıklarının cerrahi tedavisinin yanı sıra epilepsi cerrahisi konularına yoğunlaşmış olup,
tıp fakültesi öğrencileri, tıpta uzmanlık öğrencileri ve dünyadaki nöroçocuk uzmanlarının eğitimine katkı vermeye devam etmektedir. Beyin cerrahisi konusunda hastaların tedavilerine katkı sağlayacak daha ileri tekniklerin geliştirilmesi için nöroanatomi bilgisinin önemine ve yeni cerrahi yaklaşım ve tekniklerin geliştirilmesine özel ilgi duymaktadır. Bugün Profesör Doktor Uğur Türü hocamız bizlere beyin sapı cerrahisi ile ilgili tecrübelerini paylaşacağı bir konferans verecektir. Hocam tekrar hoş geldiniz. Buyurun söz sizde. Ekran paylaşımını açabilirsiniz tekrar. Evet, iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum Doktor Alaaddin Bayrak ve Doktor Kamil Sucu ve bütün organizasyon ekibine. Bu zor zamanda bu kadar güzel bir organizasyonu gerçekleştiriyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Benim için de büyük bir şeref bu toplantıda yer almak. Gerçekten tebrik ediyorum bu yaptığınız hizmeti. Öncelikle tabii İzmir'de yaşanan depremden dolayı hepimize, tabii ki sizlere daha fazla geçmiş olsun. Umarım yaralar kısa zamanda sarılacaktır. Bugün ben beyin sapı cerrahisiyle ilgili genel bir konuşma yapmaya çalışacağım. Ben çok geç başladım beyin sapı cerrahisine ama çok da bir şey kaybetmemişim çok geç başlamakla. Bu arada neler öğrendim, ne tür dersler aldım, ne tür sıkıntılar yaşadım ve halen yaşıyorum. Onları sizinle paylaşmaya çalışacağım. Farklı bir formatta anlatmaya çalışacağım. Bazı başlıklar koydum. Ben birisi bir beyin sapı cerrahisini anlatırken bu sorulara ne cevap verir onu duymak isterdim. Ben de onu yapmaya çalışacağım size. Öncelikle tabii bizim hastane Kadıköy'de. Kadıköy İstanbul'dan daha eski bir kasaba. Daha önceden varmış. Hikayesi uzun. Herofilus Kadıköylü. Herofilus da ilk anatomist ve ilk beyin anatomisini çalışan kişi, sistematik diseksiyonu başlatan kişi Kadıköylü ve Herofilus beyindeki birçok yapıya isim vermiş. En önemlisi de calamus scriptorius denen bu beyin sapının, bu dördüncü ventrikülün tabanı. Calamus scriptorius kalem demek aslında, yani yazı kalemi Yunanca'da. Burayı da yazı kalemine benzetmiş Herofilus ve insan ruhu nerede diye araştırmış. Sonuçta demiş ki insanın ruhu olsa olsa buradadır. Çünkü vivisection yaptığı söyleniyor. Oraya dokununca kimsenin yaşamadığını görmüş. Bu konuda Feridun Acar'ın sevgili arkadaşımız, kardeşimiz çok güzel bir yazısı vardır. O da kapak oldu Neurosurgery dergisine. Herofilus'un Kadıköy'ünden selamlarla başlamak istedim bu konuşmaya. Tabii ki sonra Herofilus'tan sonra beni beyin sapı cerrahisine yaklaştıran hocamdır. Beyin sapı cerrahisi hala bir sıkıntı, hala çok tartışmalar var. Hangi vakayı ameliyat edelim, endikasyonu nedir, nasıl ameliyat edelim, ne zaman ameliyat edelim? Bu soruların cevabı biraz vakit alacak. Bir de çok az kişinin tecrübesi var. Bir kere asistanlıkta zaten nadir vakalar bunlar. Asistanlıkta ancak tecrübeli bir hocanız olacak da o yapacak, göreceksiniz. Yani çok az vaka görülüyor asistanlıkta. Gerçekten iyi bir şekilde cerrahi uygulanmış vaka. Tecrübeli kişi az. Yani az sayıda vaka zaten dağılınca da çok az kişinin tecrübesi oluyor. Öğrenmek de onun için sıkıntılı. Ek olarak tabii de
ayrı bir sistematik gerekiyor. Yani benim bu kadar geç başlamama neden de biri de odur. Ama çok şanslıydım ki hocamdan gördüm. Ben daha ikinci sene asistanıyken Zürih'te beyin sapı ameliyatlarını hocamdan gördüm. Onun üzerine benim de ilgim oluştu buraya. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Daha da büyük bir şansım. Şu anda da hala bu ameliyatları yaparken hocam başımda duruyor. Yani bu tabii farklı bir stres kaynağı. Yeterince zaten sıkıntılı bir iş yapıyorsunuz ama inanın öyle değil. Ben hocamın sayesinde bir takım ameliyatları yapabildim. O cesaret verdiği için, mesela birçok vaka var, size de göstereceğim. O cesaret verdiği için girdim o vakaya. Tek başıma olsam cesaret edemezdim. O cesaret de öyle bir yerde olmalı ki ne fazla cesur olmanız lazım. Yani cesaretiniz bilginizi, tecrübenizi, imkanlarınızı, ekipmanınızı, çevrenizi aşarsa facia olur tabii. Onun dengesini yaşayarak ilerlemeye çalışıyoruz. Hala her gün bu soruyu kendime soruyorum. Bazen fazla mı cesaret ettim yoksa keşke girmese miydim diye içimden her gün bu her ameliyatta bunları, tabii sizler de eminim aynı soruları soruyorsunuz. Ama dediğim gibi hocamın benim ameliyatlarımı ameliyathanemde bulunarak izlemesi benim için bence tabii büyük bir stres ama çok büyük bir de şans. Onun için kendilerine bütün şükranlarımı, her şeyimi iletmek istiyorum. Bir de beyin sapı cerrahisi dediğim gibi çok geç başladı. Nöroşirurjide de çok geç başladı. Ve çok az gerçekten tecrübeli beyin cerrahı var. Onların hepsinin ismini burada anmak isterim. Bunların her biri yoktan bir iş yarattılar. Nöroşirurjide yoktan bir alan yarattılar. Bir cesaret gösterdiler. Bunlar öncü beyin cerrahları. Pool benim bulabildiğim. Gerçek anlamda beyin sapı cerrahisine ilk başlayan kişi. Yaşar Gil burada 94 görünüyor. Hocam yayınlamadığı için, hocam kitabında yayınladı bunları. Yoksa 70'lerde başladı. Buradaki birçok kişi de Yaşar Gil'i izleyip öyle başladı beyin sapı cerrahisine. Onu da iletmek durumundayım ama her birinin çok önemli katkıları olmuştur beyin sapı cerrahisinde. Onların tecrübelerini anlamaya çalışarak ben de ilerlemeye çalışıyorum. Şimdi dediğim gibi çok geç başladım beyin sapı cerrahisine. Birçok nedeni var. Önce hazır olmak gerekiyor. Hazır. Hazır olmak öyle hop diye yarın yapılacak bir iş değil. En iyisinden izledim. Ama ondan sonra da anatomisini çalışmak zorundaydım. Yani anatomisini tam anlamam lazım ki ben o işi yapayım. Anatomisini anlamaya çalışırken bayağı bir zorluk çektim. Çünkü biz şimdi anatomiyi bu şekilde öğreniyoruz. İşte burası anterior, burası posterior, burası sağ, burası sol. Ve anatomi üniversitede de bu şekilde öğrendik. MR'a da bakınca yine anterior, posterior bir oryantasyonumuz var. Şimdi ilginçtir. Bütün anatomi kitaplarına bakın. Beyin sapında terstir bu. Burası anterior, burası posterior. Bunun nedenini ben bulamadım. Eğer bulursanız, bana iletirseniz çok sevineceğim. Bu sadece bir alışkanlık bence. Yani eski hocanın şeyini takip etmek. Eskiden beyne alttan bakıyorlarmış. Ta ilk Vesalius zamanındaki resimlerde de. Sonradan supratentorial bölgeye yukarıdan bakmışlar. Herhalde bu öyle kaldı, o tradition. Ama bu böyle. Şimdi buna tabii, bu kitap en iyi kitaptır. Bunu tavsiye ederim. Nöroanatomi konusundaki en önemli kitaptır. Buradan hadi çalışalım buna. Ama ters duruyor. Bu MR'a bakıp bununla ben korele edemem. Onun için ters çevirmem lazım. Şimdi böyle bakınca da yazıları okuyamıyorum. Bu sefer oturduk Photoshop'ta bunun tek tek yazılarını düzelttik. Şimdi ben de bunun doğru atlası var. Kim isterse gönderebilirim. Ben böyle çalışabildim. Yani bu anatomi MR'a uyumlu. Burası anterior, burası posterior, burası sağ, burası sol.
ve bu yapıları önce çalışmak için bunu yapmam gerekiyordu. Bu çok önemli bir aşamaydı benim için. Sonra tabii ki aynı şekilde bunun kesitlerini çalışmak gerekiyordu. Kesitlerini çalıştık ama yetmiyor. Bunun diseksiyonunu yapmak lazım. Yani bu transvers pontin lifler nasıl gerçekten böyle var? Yani bu yukarıdan piramidal traktus aşağıya iniyor. Trigeminal sinir beyin sapının içinde takip edilebiliyor. Bunlar beyin sapının nükleusları, mikronükleusları. Sonra frontopontin lifler. Burada gerçekten cross var. Yani bu resimlerde görmüştüm ben bunu, çizimlerde görmüştüm. Dokunmak başka bir şey. Yani bunu kesinlikle tavsiye ederim. Bu küçük yapı çok yoğun bir yapı. Çok yoğun bir yapı. Hiç boşluk yok. Ve buna dokunmak, bununla diseksiyon yapmak lazım. Burada bakın piramidal traktüsün lifleri bir demet halinde, ponsun içinde 4-5 demet haline geliyor. Sonra birleşiyorlar. Piramiste, medulla oblongata anteriorda birleşiyorlar. Sonra medial lemniscus. Ben bu ilk, bunun 25 sene oldu falan. Benim gördüğüm ilk fotoğraftı bu. Yani medial lemniscus nasıl bir şey? Buydu. Ben dokundum ancak, ama bunu anlayana kadar da biraz vakit geçti yani. Ama başka çare yoktu. Bunlara dokunmak gerekiyordu. Superior, middle cerebellar pedincul, dentat nucleus. Bu inferior cerebellar pedinkül. Inferior cerebellar pedinkülü bir türlü hayal edemiyordum. Inferior cerebellar pedinkül. Superiordaki cerebellum liflerini aşağıya indiriyor. Burada, yukarıda aslında. Inferior deniyor ama yukarıda. Neyse. Bunlara dokunmak lazım. Şeklini anlamak lazım. Bu işe girmeden önce diye düşünüyorum. Bunları ilk 97 yılında nöroşirurji literatürüne koyduk, mikrodiseksiyonu. Şimdi ikinci problem de nöroradyoloji problemi. Şimdi onlar MR'a alttan bakıyorlar. Buradan bakıyorlar. Bu bize ters. Bizim anatomi öğrendiğimiz anatomiye ters. Bir de cerrahi perspektifimize de ters. Yani transferal dışında biz alttan veya transoral dışında alttan bakmıyoruz. Ve beyin sapı cerrahisinde ya posteriordan ya lateralden, en azından ben öyle biliyorum. Bu da ters. Diyorlar ki şimdi bu sol pons lezyonu. Olmadı. Yani bu sol pons lezyonu olmaz. Sol pons lezyonu budur. Onun için bunu da hocamdan öğrendim. Filmi ters çevirdim. İnanın çok şey değişecek. Yani anatomik resim, kesit bu şekilde öğrendik. MR bu şekilde bakıyoruz. Hastaya da bu şekilde bakıyoruz. Hastaya da biz posteriordan, diyelim beyin sapı, posteriordan girdiğimiz zaman sağ sağ, sol soldur. Bu iki şey çok önemli. Tavsiye ederim. En azından bana çok faydası oldu. Hala ben bunu çevirmeden ameliyata girmem. Ben kafamda hastanın pozisyonunu verdiğim zaman kafamda resim çizilmiş olması lazım. Çok önemli bir gelişme. Ben fiber diseksiyonu 1991'de başladım. 91'den 2000 yılına kadar kimse ilgilenmedi. Ama 2000 yılında fiber traktografi başladı. O zaman şimdi artık patladı her yerde. Fiber traktografi bence çok önemli bir gelişme. Limitasyonu var mı? Var. Her şeyin limitasyonu var. MR'ın da limitasyonu var. MR da bize, sonuçta MR da bir gölgedir. Yani onu doğru değerlendirmek lazım. Ama inanılmaz bir şekilde gelişti. Hele ki şimdi 7 Tesla geliyor. Onun için yeni jenerasyonun bizden çok 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 daha iyi beyin cerrahı olması lazım. Bizden çok çok daha mikro nöroşirurjen olması lazım. Ne yazık ki gidişat tekrar makro nöroşirurjiye dönüyor. Ama bu 7 Tesla hiçbir hatayı affetmez. Çok iyi çalışmak lazım. Bugün biz 5 tane traktı ameliyat öncesi ve 3 ay ameliyattan 3 ay sonra mutlaka gösteriyoruz. Yani ben bir beyin sapı ameliyatı yapacaksam 5 tane traktı, 5 ana traktı ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası gösteriyorum. Şimdi bu tabii 7 Tesla ile çok daha fazla olacak. Keşke kranial sinirleri de takip edebilseniz. O da gelecek, geliyor. Bugün yapabildiğimiz medial lemnisküsle kortikospinal traktı ayrı renkler verip mutlaka
preop değerlendiriyoruz. Bir de cerebellar pedünkül, superior, middle inferior. İşte bu 5 traktın nereye yer değiştirdiği, nasıl bozulduğu, ne olduğuna göre de ben kendi nereden girerim ona bakıyorum. Ve ameliyat sonrası da 3 ay sonra da bunları tekrarlıyorum. Bu yaptığım ameliyatın kalitesini gösteriyor. Nerede hata yaptım, nasıl daha iyi yapabilirim? Bunun için çok önemli bir şey. Bu ilk tecrübelerimizi biz yayınladık bu beyin sapındaki traktografinin önemiyle. Sonra oturalım, bu beyin sapını bir çizelim kafamızda. Şimdi burada 3. sinir, sonra 4. sinir, 5. sinir çok karışık. Beyin sapının tamamında var 5. sinir. 6. sinir, 7. sinir, 8. sinir daha da karışık. Yani vestibüler ve kohlear kısımları ayrı ayrı. Beyin sapının tamamında bir yer buluyor kendine. 9, 10, 11, 12. Sonra superior cerebellar pedünkül. Sonra inferior cerebellar pedünkül. Sonra middle cerebellar pedünkül. Sonra sensory lifler, medial lemniscus. Sonra piramidal trakt. Bunları bilateral yaparsak böyle karışık bir şey. Bunlar sadece daha majör yapılar. Ama şu resmi 3 boyutlu olarak hayal edebilmemiz lazım ki işe başlayalım. Nöromonitörleme çok önemli. Ben özellikle beyin sapında hani rutin kullanıyoruz. Özellikle alt kraniyel sinirlerde rutin kullanıyoruz. Çok önemli yeri olduğuna inanıyorum. Supratentorialde çok güvenilir değil ama kraniyel sinirlerde özellikle alt kraniyeller için çok önemli. Ama hala sıkıntılar var mı? Var. Sıkıntıdan bol bir şey yok. Hala cerebellumu monitörize edemiyoruz. Tektumu monitörize edemiyoruz falan filan. Yani bir sürü şeyler var, sıkıntılar var ama bunları özellikle bulbus cerrahisinde yapmak şart. Mikroskop çok önemli. Dediğim gibi çok şanslıyım. Ayrıca Profesör Yaşargil'in Zürih'te kullandığı mikroskobu kullanıyorum ben şimdi. Bu hala en iyi mikroskoptur. Hala kopyası yapılamadı ne yazık ki. Çok basit, çok iyi hareket eden, çok hafif, tamamen mouse switch'le hareket eden, içinde otofokus, zoom yok. Çünkü anlamı yok. Çünkü onlar ağırlıktan başka bir şey yapmıyor. Düşünün, bir gerçek fotoğraf sanatçısının elinde şöyle zoom'la dolaştığını gördünüz mü? Hayır, onlar tek lensle çalışırlar. Onun için burada da tek lens prensibi çok önemli. Yani zoom yaptığınız zaman objektif ağırlık, fizik bu. Ağırlaşıyor, uzuyor. Uzadığı zaman ne oluyor? Kolunuz bu şekilde çalışamaz. Yani modern mikroskoplarda bu şekilde çalışamazsınız. Kolunuzu uzatmanız lazım. O da bir süre sonra yorulursunuz. Bu şekilde ben 8-10 saat çalışabilirim bu pozisyonda. Bu kadar hafif bir mikroskopta. Bu çok önemli bir şey. Ne yazık ki o mikroskop yok şu an. Ama ikinci jenerasyonu hala var. İkinci jenerasyonu Contraves Ocmi One bulunabilir. İkinci el mikroskoplarda bulunabilir. Bunu da tavsiye ederim size. Bu şimdi mikroskobu bir şey haline getir, tank gibi bir hale geldi mikroskop. Şimdi diyorlar ki mikroskop çok ağır. Biz şimdi egzostopla yapacağız. Yani bu daha büyük bir facia. Bu daha büyük bir facia. Şimdi o konuya çok girmek istemiyorum ama tavsiye ederim bu komentinizi. Şimdi esas mesele şu. Ameliyat etmek ya da etmemek. Kimi ameliyat edeceğiz, kimi etmeyeceğiz. Bu sorunun cevabı tamamen kişisel, tamamen o zamana bağlı. Benim bugün ameliyat edeyim dediğim hastanın endikasyon hikayesi başka. 2 yıl önce yok ben buna dokunamam dediğim hastalar var. Yani benim de ameliyat kararım değişiyor. Ümit ediyorum ki gelişiyor. Ümit ediyorum ki ya 10 sene önce ameliyat etmeye cesaret edemediğim bazı vakayı şimdi ediyorum.
Ama tabii gereksiz cesaret şeyine de düşmemek şartıyla. Aslında bütün özet burada. Kimi edelim, kimi etmeyelim, ne zaman edelim? Ben mi edeyim, başkası mı etsin? Bu soruların cevabı karışık. Benim bugünkü düşüncem, bugün, yarın değişebilir. Mesela böyle bir vaka, bu tamamen hiçbir şikayet olmayan bir hasta tesadüfen bulunmuş ponsun ortasında küçük bir kaverno. Buna ben girmedim. Yani şu an böyle bir cesaretim yok. Yani bu çok küçük. Oraya benim girmem için yapacağım zarar daha fazla olacak. Pek sakin duruyor. Bugün bende bu cesaret yok. Neyi bekliyorum? Kanarsa o zaman girerim. Kanarsa o biraz daha büyür, bir yer açar. Bir de hani artık suçlu olduğunu gösterir. O zaman cesaretim gelebilir ama bugün ben buna dokunmadım. Ben demiyorum ki buna kimse dokunamaz. Hayır, öyle bir şey demiyorum. Bende bu cesaret yok şu an. Başka bir bakın. Geçici çift görme şikayeti olmuş bu hastanın. Tamamen intakt. Şimdi bu dördüncü ventrikülün tabanından ta anteriora kadar boylu boyunca bir kavernom. Bir kanadığına dair en azından majör bir kanama yapmamış. Hiçbir defisit yok hastanın. Buna da dokunmaya cesaretim yok. Yani diyorum ya, başka biri yapamaz demiyorum. Yapmak isteyen varsa buyursun yapsın ama ben buna dokunmuyorum. Kanarsa o zaman bakacağız. Bu. Difüz pontigliom. Yani ben şu ana kadar 240 vaka ameliyat ettim beyin sapı 15 yıl içinde. En az o kadar da buna da dokunamadım. Onların çoğu da difüz pontigliomu. Ne yazık ki. Bu ayrı bir hastalık, başka bir hastalık. En azından benim şu an yapabileceğim bir şey yok. Ve ne yazık ki yardım edemiyoruz bu hastalara. Ama başka bir hasta mesela. Bu difüz pons gliomu değil. Bu pons globlastomu. Ve gayet iyi, sınırları var. Yani bu çocuk bırakırsak çok kısa zamanda gidecek. Bunu ameliyat ediyorum. Hele ki bakın böyle liflerde tamamen itilmiş öbür tarafa. Bu bana çok cesaret veriyor. Bu da ameliyatta sanki ponsun tamamını almışım gibi lateral böyle. Bakın ponsun tamamını almışız gibi ama bu erken postop. Bu çocuk 2 yıldan fazla yaşadı ve düzgün yaşadı. Yani temporal GBM'in niye ameliyat ediyorsam bunu da ederim. Eğer düzgün sınırları varsa. Cerrahi zamanlama. Bu da ayrı bir tartışma. Kavernomlarda işte akut ameliyat etmeyin, subakut edin yahut geç edin falan tartışması var. Yani bu bir kavernom, kanamış. Bunu beklemek kime ne fayda sağlayacak ben bilmiyorum en azından. Mustafa'nın da çok güzel yazısı var. Yani akut girişim yaptığı, çok iyi sonuçlar aldığı pons beyin sapı kavernomları yazısı var. Onu da tavsiye ederim mutlaka. Bu hasta, bu kocaman bir yeni kanamış pons kavernomu. Kaldır bir ipek. Kaldır, çek. Doğru düz hareket edemeyen bir kızcağız. Bakın lifler tamamen itilmişler. Sensori motor ve superior cerebellar pedinkül. Ve lateral pozisyonda supraserebeller girişimde 5 dakikada oradasınız. Yüzeye de gelmiş neredeyse kavernom. Yani bunu beklemenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Ve erken girişimle daha iyi sonuç alındığını biliyorum. Bu da postop. Bakın postop. Aynı lifler tamamen normal yerine gelmişler aşağı yukarı. Evet, tamamen evet. Düzeldi. Tamamen düzeldi. Cerrahi pozisyon ve girişim en önemli konulardan birisi. Şimdi mesela bu bir sağ midbrain tümörü. Sağ sağdır bende. Sol soldur, sağ sağdır. Bunda sol hemiparezi var hafif. Bu midbrain tümörlerinin çoğu low grade tümörler. Şimdi buraya, bu bölge çok kritik.
Sensörü ve motor lifler güzel. Bakın burada yan tarafta boşluk var. Oradan girebiliriz. Ama yan taraftan nasıl gireceğiz? Serebeller, superior serebeller pedinkül de posterior üretilmiş. Dünyada hala subtemporal yaklaşım çok yaygın olarak kullanılan bir yaklaşım midbrain için. Buradan bu şekilde girmeniz gerek, girebilirsiniz. Ben subtemporal girişimi en iyi ellerde gördüm. Yani benim aklım hala tam yatmıyor. Bu beyin sapı cerrahisinde subtemporal girişim. Ben hiçbirinde kullanmama gerek olmadı. Hiçbir vakada da keşke subtemporal girseydim diye aklımdan geçmedi. Ne yaparsanız yapın temporal lobu ekarte etmek zorundasınız. Burayı ne kadar dirillerseniz dirilleyin ekarte edeceksiniz. Bir de burada temporalin altında venler oluyor. Onlar da şey olursa zaten o zaman mutlaka burada ciddi ödem oluyor. Yani ondan kaçış yok. Buradaki bir veni yaktığınızda. Aynı yere supraserebeller girebilirsiniz. Burada ne oluyor serebelluma? Sisterna magna'yı boşaltınca serebellum kendisi düşüyor. Ve hiçbir ekartasyona gerek kalmadan aynı yere buradan girebilirsiniz. Tabii yukarıdan girerseniz tentoriumu üstten kesersiniz. Alttan girerseniz tentoriumu alttan kesersiniz ama bütün midbrain'e buradan hakim olabilirsiniz. Benim önerim supraserebeller girişi. Subtemporal girişimi beyin sapında hiç kullanmak. Paramedyan supraserebeller bakın bu pozisyonda bakın 5 dakikada karşınızda 4. sinir. Tümör burada neredeyse yüzeye gelmiş. Burada liflere paralel keserseniz burada karşınızda tümör. Evet. Burada postop filmi sağda. Hiçbir retraksiyon yok, hiçbir şey yok. Sensör ve motor liflerde normal. Postop. Superior cerebellar pedinkül de normal. Evet. Safe entry zone. Bu da nörojüride çok kötüye kullanılmış bir şey bence. Şimdi biraz önce size sadece majör şeyleri resmini çizdik beyin sapının. Burada neresi safe entry? Yani burada bir safe entry falan yok. Sakın aklınızdan böyle bir şey geçirmeyin. Yok. Bir kere yok. Safe entry yok. Ama her vaka için kaybedeceklerinizi, kazanacaklarınızı planlayıp en az zararla nereden girebilirim? O var. Ama safe entry zone çok tehlikeli bir kelime, cümle. Ve normalde böyle bir şey yok. Özellikle dördüncü ventrikülün tabanı bir kere dokunulmaz bir. Dördüncü ventrikülün tabanı başka bir organ. Mümkünse oradan girmemek lazım. Mümkünse. Şimdi burada çok önemli bir, bence bir yayınladık bunu. Bence çok önemli bir şey. Dördüncü ventrikülden uzak duralım tabanından. Beyin sapına girerken. And right facial numbness. Bakın burada yüzeye gelmiş durumda. Bakın neredeyse yüzeyde bu kavernom. Özür diliyorum. Bunun sesini kapatınca benim sesimi duyuyor musunuz? Duyuyorsunuz. Şimdi duyuyorsunuz. Şimdi duyuyor musunuz? Evet hocam buyurun. Şimdi duyuyor musunuz? Evet hocam duyuyorum. Duydunuz mu? Evet. Ha, ben şu videonun sesini kapatmaya çalışıyorum da. Evet, bakın neredeyse yüzeye gelmiş. Diyorsunuz ki ya ben buradan gireyim buna. Ama bakın, this route should not be the first choice. Bu 7-6-7 tam burada. Onun için buna, bakın buna 6-7 tam orada. Uzaktan giriyorum. Bakın lateralden. Buradan. Point is decided with measurements. Burada sadece transfer spontin lifler var. Onlara paralel bir insizyonla buradan girebilirim. Ama buradan uzak durmam lazım. Bir garip bir fikir bu. Ama çok önemli. Soldan lateral suboksipital giriyoruz. Öyle büyük petrozal girişimler, anterior petrozaller falan gerek yok. Bana gerekmedi bu 240 vakada. Yani yapacağınız girişim yeni problemler çıkarmasın. Yeterince iş zaten karışık.
ve bir avantajı olması lazım. Bir avantajı olacaksa tabii yaparız ama avantajı olduğundan emin değilim. Çünkü anteriyordan girdiğinizde piramidal traktus anteriorda tam karşınızda. Onu çok iyi hesap etmek lazım. Bakın bunda da böyle tentoriumun altındayız. Dördü gördük. Bunu gördük. Lateralden nereden gireceğiz? Bu işte en önemli trik. En önemli navigasyon pamuk bana göre. Pamuk ve ultrason. Ben ona inanırım. Bakın burada MR resmi bu. Lateral pozisyon. Bakın bu kavernom. Şimdi benim pamuk burada. Evet. Doğru yerden girebilmek için en doğrusu bu bana göre. Ve oradan giriyorum. Uzaktan girdik. Ama dördüncü ventrikülün tabanı tamamen korundu. Buradan çıkardık. Şimdi bakın. Uzatmayayım. Endoskopla check ediyoruz içini. Bakıyoruz. Şimdi bakın 3 ay sonra tamamen düzeldi hasta. 3 ay sonraki filme bakın. O neredeyse yüzeyde dediğiniz kavite kaç milim var arada? Bunu lütfen unutmayın. Show total resection of the cavernous malformation as well as the accompanying venous anomaly which was preserved. Bakın kaç milim var arada? Oradan 4. ventrikülden girseydim bir de oradan girdiğinizde çıkarken delik bu kadar oluyor. Bakın aradaki farka bakın. One can easily recognize the 3.5 bakın neredeyse yüzeyde gibi geliyor ama değil. Between the lesion cavity and the floor of the fourth ventricle. Her şeyi unutursanız unutun bu benim konuşmamda ama bunu unutmayın. Dördüncü ventrikülden uzak durun. Mümkünse. Ha yüzeydeyse dışarı çıkmışsa tabii ki o başka bir şey. Ama yüzeyde olup olmadığı da görüyorsunuz şüpheli. Çok emin olmak lazım. Even if evet. Exaggerated. Bunu yayınladık biz. Bir de bir şey daha var böyle bir tehlikeli laf bunlar. Two point method. Güzel. Böyle bu resim de çok güzel. Buna söyleyecek bir şey yok. Ama bunu inanın birkaç yerde kullanabilirsiniz. Burada medulla oblongata'nın posteriorunu diyorsa evet. Burada. Buradaysa ne yapacaksınız? Pons'ta ne yapacaksınız? Midbrain'de bazı yerde kullanabilirsiniz. Yani bu da öyle hani bir magic bir çözüm değil. Ve işler tam tersi olabiliyor. Bakın Pons'un tam önünde. Ne yapacaksınız? Burundan mı gireceksiniz? Giren arkadaşlar var. Katılmıyor. Yani Dura çok CSF ve Dura en önemli yapı beyinde ve bunu korumak hele ki bir suçu yoksa korumak lazım. Yani tabii ki burada bir kordoma içeri girdiyse tabii ki devam edeceğiz. Ama yani bu tamamen intradural bir lezyona sizin burundan ve şeyden girmeniz yeni bir problem yaratmaktır. Yeni ve ciddi bir problem. Yani o kadar yüksek yüzdeli CSF'likle benim çalışmam mümkün değil en azından. Bakın bunda da o metot uymuyor. Biz buna lateralden girdik. Lateral suboksiptalle aldık. Hemangioblastom tam baziler bu biraz önceki vakada da böyle. Mesela buradan bu iki nokta metoduyla girmedik. Giremezsiniz de. Zaten şimdi dördüncü ventrikülde zaten aşağıdan bakıyorsunuz. Bir kere o açınız hep aynı. Dördüncü ventrikülün tabanına çıktıkça daha da dikleşiyorsunuz. Yani o da bir böyle bir şey bir laf. Hani tam yerine oturmayan bir laf. Flare MR. Bu da bir başka tehlike. İşte onkolojik cerrahi yapanlar işte flare'de her şeyi alacaksınız falan diyorlar. Ciddi ciddi. Sakın öyle bir şey yapmayın. Flare çok tehlikeli. Flare'in bazen iyi gösterdiği şeyler var. Bazen böyle sınırları tamamen karıştırdığı şeyler var. Böyle bir vakada neyi alacaksınız siz? Yani bunu nasıl alırsınız? Hani bu flare'deki yahut T2'deki alırsanız zaten geçmiş olsun. Öyle bir şey yok.
flare de take'i de çok dikkatli kullanılması gereken sekanslar. Bakın serebeller pedinküller normal hafif yana itilmiş superior serebeller pedinkül. Sensör ve motor lifler öne itilmiş. Tamam güzel değil, dejenere olmuş falan ama onlar artefak hala traktografinin sınırlandırdığı şeyler. 3 ay sonra bakın sadece tümörü aldık. Flare tamamen değişti. Burada sanki hiç tümör yokmuş gibi şimdi. T2 de değişti. 3 ay sonra hiçbir şey verilmedi. Radyoterapi, kemoterapi verilmedi. Yani bizim görevimiz tümörü almak veya işte kavernomu almak. Yoksa filmdeki her lekeyi değil. Bu post-op superior cerebellar pedinkül. Sensör ve motor lifler şimdi normal haline gelmişler. Evet. ICG. Bence ICG son 20 yıldaki nöroşirurjideki en önemli gelişme. Çok çok kıymetli bir şey bence. Böyle bir vaka var bakın. Bu yine flare'e dikkat edin. Flare'e bakarsanız bütün beyin sapı gitmiş durumda. Böyle kocaman bir hemangioblastom. Bir de radyoterapi verilmiş. Hemangioblastoma ve kavernoma radyoterapi, radyoşirurji etkili olmuyor. Bunu Steiner son nefesine kadar söyledi. Yani yapmamak lazım. Buna da hele radyoterapi almış. Bu nedenle ben ameliyat etmek istemedim hastayı. Çünkü bir de radyoterapi almış. Nasıl çıkacak bu hasta? İşte daha da çekindim. Hocam zorladı beni buna. Profesör Yaşar Gül. Bunu yapmak zorundasın dedi. Ben çekindim. Şimdi radyoterapi de almış. Böyle ödem, bu ödem şimdi radyoterapiye bağlı, daha sonra artarsa ne olacak, ne gidecek? Yapacaksın dedi. Böyle. Böyle. Bakın bu da intro prone pozisyonda. Burası kraniyel, burası kaudal. Şimdi nasıl başlayacaksınız? Nereden başlayacaksınız bu hikayeye? ICG gerçekten müthiş bir fikir veriyor. Hangisi transit arter, hangisi tam oraya gidiyor, hangisi gitmiyor? Yani özellikle vasküler vakalarda ICG bence çok çok kıymetli bir şey. Bakın burada nereden geliyor, hangisi transit, hangisi değil görüyorum. Tabii vakti çok uzatmayacağım. Onun için uzatmayalım. Şimdi akşam akşam sizi de çok meşgul etmek istemiyorum. Lafı çok uzatan, henüz o kadar yaşlanmadım. Çok uzatmadan, sıkılmadan kesmeye çalışacağım. Bakın böyle. Bu ICG'nin çok büyük katkısı oldu bana bu ameliyatta. Ve şeyden sonra, çıkardıktan sonra da kontrol için, burası dördüncü ventrikülün tabanı. Bakın kontrol için de ICG yine çok kıymetli. Evet. Üç ay sonra bakın yine flare. Neredeyse normal oldu bu. Ve bu hasta cidden çok kötü bir haldeydi. 3 ay içinde tamamen, bir haftada yemek yemeye başladı. 3 ay içinde tamamen normal oldu. Bu önemli bir şey. Kavernomlarda mutlaka bir ven oluyor ama böyle büyük ven olunca çok dikkat etmek lazım. Bakın burada kocaman bir ven var. Ponsu boylu boyunca geçiyor. Bakın burada kocaman bir şey. Sensör ve motor lifler itilmiş. Bakın bu vene bir şey olursa bu hasta gider. Yani bu özellikle majör şeyleri mutlaka kavernom ameliyatında korumak lazım. Bakın bu ameliyattan sonra. Kavernom aldıktan sonra bu venler daha belirgin oluyor. Preop görmediyseniz postop görüyorsunuz. Bazı radyolog arkadaşlar burada rezidim kalmış falan filan diyor. Onla, o alınmaz. Yani sakın almayı falan da düşünmeyin kavernomu. Bakın bunu aldığınızda bu hasta gider. Evet. Endoskop.
Müthiş bir gelişme. Yani bakın, bu böyle bir tümör. Süprasereberler girmişiz. Midbrain tümörü. Güzel çıkardık. Ama bakın yukarıda mikroskopta her tarafı böyle şey yapamıyorsunuz, çekiştiremiyorsunuz. Bakın yukarıda bir tümör parçası var, aşağıda da var. Bunu endoskopta görebildim. Ve endoskopu hemen her ameliyatta kullanıyorum ben. Eğitim için de çok önemli. Ama böyle pür endoskop lafı da bir garip geliyor bana. Ben pür mikroskop yapmıyorum ki mesela. Varsa başka bir yardımcı, aman. Yani hiçbir şey tek başına yetmiyor. Ve hiçbir şeyden de memnun değilim. Yaptığım işten de memnun değilim. Daha iyisini yapmak lazım. Onun için başka ne varsa kullanmak şart. Yeni çıkan her şeyi kullanmaya çalışıyorum. Ama ben ille de bir tek bipolarla ameliyat yaparım denir mi? Olur mu öyle şey? Füze varken, o varken, bu varken ne varsa var. Yani ne kadar çok şey kullanabilirsek o kadar iyi. Onun için hani ille de endoskop, pür endoskop yapacağım tek gözle çekeceğim. Benim anlamadığım bir konu. Evet, ama endoskopu çok seviyorum ve kullanıyorum. Biraz önce bahsettim. Bu çok önemli bir şey bana göre. Ultrason ve pamuk. Bakın böyle bir medulla oblongata kavernomu. Bunları geçmeyeyim. Açmışız lateral pozisyonda. Şimdi kavernom burada bir yerde. Ama tam nokta atışı yapmanız için bakın kavernom burada, pamuk burada. Bundan daha iyi güvenilecek bir şey yok. Bakın tam nokta atışı yapmanızı sağlayacak da şey. Navigasyona güvenmeyin. Navigasyona güvenmeyin. Tam yerinde. Tabii öyle, ama yine de tabii içimizden duamızı da okumayı ihmal etmiyoruz bu işlemi yaparken. Tam olamadığı zaman yine oraya bir pamuk koyarsınız. Daha küçük bir pamuk. Neredesiniz, ne kadar yakınındasınız check etmek için, ama pamuk çok 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 önemli bir şey. Ultrason ve pamuk. Hiçbir şey bu kadar lokalize edemiyor. Özellikle beyin sapında. Deniyor ki beyin sapı yer değiştirmiyor. Oo, değiştirmez olur mu? Şimdi lateral pozisyonda beyin sapı başka, oturup pozisyonda başka, prone pozisyonda başka. Birkaç milim, birkaç milim. Zaten konu birkaç milim. Birkaç milim oynadığı zaman bittik zaten. Evet. Bunu, bu kotonoid tekniğini yayınladık. Daha ayrıntılı bir yazımız geliyor bununla ilgili olarak. Navigasyon demek kotonoid ve ultrason demek bana göre. Intraoperatif MRI. 3 yıl önce kullanmaya başladık. Böyle bir beyin sapı tümörü. Nerede sınır, nerede ne var tam anlaşılmıyor. Böyle. Şimdi böyle bir ameliyattan sonra ufak bir parçayı bir kenarda bıraktıysanız, göremediyseniz insanın içi gidiyor tabii. Latraktografisi. Bugün intraoperatif ultrason, navigasyon ve MR'da var. Hepsi var bende. Tomografi dahil. Şimdi bir de şunu bahsetmek istiyorum. Bu ultrasonla MR'ı kıyaslıyorlar. O da doğru değil. İntraoperatif MR başka bir şey, intraoperatif ultrasonografi başka bir şey. Yani arabayla uçağı kıyaslamak gibi bir şey. Yani uçakla araba, tabii ikisi de taşıma aracıdır. Bizi bir yerden alır bir yere götürür. Ama bambaşka bir şey. Yani birisi bana her gün lazım işime gidip gelmemek için. Bir tanesi de ayda, şimdi artık herhalde bu koronadan sonra hiç lazım değil. Doğru değil bunları karşılaştırmak. Hangisi daha iyi? Doğru değil. Mümkünse ikisi olsun, ama bir tanesini alma imkanınız varsa kesinlikle ultrason. Kesinlikle. Yani navigasyon da değil. Bir kere ultrasonun hem navigasyon yapma yeteneği var, hem de rezidivi görme yeteneği var. Ha, MR kadar güzel göstermiyor. Doğru. Ama ultrasonda kocaman bir parçayı atlayamazsınız. Ha, sınırlarında hafif bir şey var mı yok mu? Evet. Bazen MR'da da aynı sıkıntı var. Sınırını tam MR'da bile ya acaba ödem mi, tümör mü demek hala %100 cevabı verilmiş şeyler değil.
Neyse yani tabii böyle bir MR'ı görmek, intraoperatif MR, bunu görmek hoş bir şey. Yani biz hepimiz ameliyat yapınca ertesi gün ne yapıyoruz? Sırasında yapmak tabii hoş bir şey ama mesele o değil. Yani hani MR'ım var, bu iş tamam değil. Yani iş orada başlıyor zaten. Evet. Bu da mesela çok ilginç bir şey. Middle of Longhatton'ın ortasında böyle bir yapı ve kadın çok hızlı kötüleşen, progresif kötüleşen bir hasta. Ne olduğunu anlamadık. Evet. Bu introp MR'da tam çıktığını gördük. Ameliyatta da anlamadım ne olduğunu, açıktır, ayıptır söylemesi. Frozen'da da anlaşılamadı ne oldu. Zaten öyledir. MR'da anlayamadıysanız ben ameliyatta da ulan bu acaba nedir diyorum. Frozen'a gönderiyoruz. Onlar da acaba şu mu şu mu diyorlar. Şey, patoloji biraz tartışmalı çıkıyor falan. Uzatmayalım. Bu vaka kavernom çıktı. Hiç böyle bir kavernom da görmedim ben. Ama hasta hızla düzeldi. Çok ilginç. Navigasyon var bende ama sakın güvenmeyin. Kafa tabanında karotis nerede, kemik nerede, sfenoid sinüs nerede, bir güvenebilir. Hani bir, hiçbir şeye güvenmeyin ama hani yine de bir bilgidir. Çünkü dünkü resim o resim. Dünkü resim. Ama var mı var. Kullanıyor muyum? Kullanıyorum. Ama yani çok tehlikeli. Hele ki supratentoryal, intrinsik bir şeyde kesinlikle denemiyorum bile, kafamı karıştırmasın. Evet. Bu çok önemli bir vaka benim için. Şimdi böyle bir vaka, kocaman ponsta bir lezyon, başka bir ülkeden geldi bu. Bu dedim herhalde kavernom. Yani bu tip bence tamamen kavernom, büyük kanamış. Yani hasta gelebilecek durumdaysa gelsin dedim. Sonra öğrendik ki buna radyoterapi başlanmış, yoğun bakımdaymış. Dedim herhalde ben tam anlamadım, bu kadar resim vardı elimde. GBM herhalde bu dedim. Neyse gelmesin. İki gün sonra baktık hasta geldi acile. Böyle şey bir vaziyette, bu vaziyette. Ve bir sürü enfeksiyon, kendi ülkesine özgü mikroplar falan filan. Babası dedi ki sen dedi bunu edebilirim demiştin baştan. Buyur et dedi. Tamam. Böyle kocaman bir şey, bütün pons gitmiş ama ben normalde bu vakayı gelmesin dedim. Ameliyat etmedim. Ve bakın, uzatmayalım. Bir yıl sonraki şeyi bu MR'ı. Yani bu hastayı ben ameliyat etmeyecektim ama hasta direndi, babası direndi ve bana öğrettiler ki teslim olmayacaksın. Yani bir şey yapabiliyorsan, bir 5 kuruşluk faydan varsa yapmaya çalış. Gerisini düşünme. Yani böyle bir hasta gelir, hastanede yoğun bakıma çakılır, sonra nasıl olacak, ne gidecek falan filan diye düşünecek durumda değiliz. Biraz yardım edebileceksek etmeye çalışacağız. Bir yıl sonra düğününün fotoğrafı bu. Ben de inanamadım. Böyle bir vaka. Kocaman bir midbrain tümörü. 3 yaşında çocuk. Ben de bunu pek bulaşmak istemedim. Yine hocam dedi ki bunu ameliyat edeceksin. Bunu edeceksin. Bu senin zamanın geldi, bunu edeceksin. Dedim siz başımda durursanız ederim. Bakın. Bu da bir tegmentum tümörü. Çok düzgün sınırlı. Midbrain tümörleri hep böyle. Çoğunlukla böyle. Düzgün sınırlı. Ve üçüncü sinir palsisi vardı. O bile düzeldi. Hala dilata ama pitozu düzeldi. Postop. Yani. Başka bir vaka. Yine bir midbrain tümörü. Kocaman bir şey. 3 kere ameliyat olmuş daha önce. Nereden girersiniz? Nasıl yaparsınız? Tek seferde nasıl alırsınız? 2 seferde mi ameliyat edersiniz? Bu da bana cesaret verdi. Bakın burada görüyorsunuz lateralden giremem. Önden girsem aşağıya giremem. O zaman kontrlateral perimedyen supraserebellar infratentoryal girdik biz buna. Sol taraftan. Burada yüzeye gelmişti sağ kolikulusta. Bakın endoskopla rezeksiyondan sonraki film bu. Bu baziler tip. Ve baziler tipin üzerine ufak bir parça bıraktım. Çünkü biraz şeyi arttırsam küzanın gücünü baziler perforanlar gidecekti. Burada bir parça bıraktım. Plastik gastrostom.
Bakın buradan girdim şu taraftan ve görüyorsunuz midbrain, normal midbrain ortaya çıktı. Burada ufak bir parça bıraktık. 10 yılı geçti. Hala o parça öyle duruyor. İlginçtir. Bu plastik astrostom da ilginç. Tam çıkardım dediğim plastik astrostom var. 6 ay sonra recurrence oldu. Ufak parça bıraktık dedik. Öyle kaldı mesela. Yani plastik astrostomların da birkaç çeşidi var mutlaka. Şu an tam bilmiyoruz. Bazıları bir iki tanesi GBM gibi davrandı. Evet. Bu artık tamamen normal oldu neredeyse çocuk. Başka bir vaka yine. Pons'ta kocaman tümör. Açık biyopsi yapılmış ve malign tümör denmiş ve kemoterapi verilmiş 1 sene. Ve tümörde hafif büyüme olunca demişler ki radyoterapi verelim. 4 yaşında çocuk. Bu malign olamaz. 1 yıl yaşayamaz. Pons'ta çoğunlukla malign tümörler ama bu malign olamaz. Bakın güzel lifleri itmiş. Böyle. Süperoserebeller dedi. Bakın bu önceki insizyon. Lateral suboksipital girişim. Bu pozisyonda. Hocam da kontrol ediyor. Şakası bir yana. Yani büyük bir şans dediğim gibi benim için. Bu ameliyatlarda başımda bulunması hiç rahatsız etmiyor. Ek stres faktörü olmuyor. Ama arada bir şey söylediği zaman çok kıymetli. Ve ben bir şey sorduğum zaman söyledikleri benim için çok kıymetli. Bu çıkarılmış plastik astrostom. Başka bir vaka. Sanki bütün medulla oblongata tümör gibi. Medulla oblongata tümörleri çoğunlukla low grade ve bir taraftan ya sağdan ya soldan. Bakın bu sol medulla oblongata tümörü. Ve lifleri itmiş gördüğünüz gibi bu tarafa. Inferior cerebellar pedünkülü gösterememişiz. Şimdi o zamanki teknoloji zaten. Buna anterolateral girişim yapmışız. Bakın burada tümör. Ama her neyiniz varsa, ne imkanlarınız varsa, monitördü, MR'dı, şuydu buydu, bakın bunun içinden şöyle bir damar geçmiş. Yani o damarı harcadığınız zaman konu bitmiş olacaktı. Yani tümörün içinden geçiyor bu damar, transit damar. Ne kadar tehlikeli. Bunu 10 yıl oldu bunu ameliyat edeli. Sanki hiçbir şey olmamış gibi tamamen normal yerine geldi medulla oblongata. Uzatmayalım. Başka bir vaka. Yine böyle bir şey. Vaktimizi fazla almayayım. Biraz hızlanacağım kusura bakmayın. Başka bir vaka. Yine medulla oblongata tümörü. Sınırları yok gibi ama böyle. Bakın yine sağdan gelmiş bu. Sol medulla oblongata tamamen normal. Bu da tümör alındıktan sonra. Cisterna magna'yı mutlaka kapatıyorum. Bu da 10-12 yıl sonraki MR'ı. Hala burada bir renk değişikliği var ama bir progresyon yok. Bu doktor oldu şimdi. Evet, böyle bir tümör. Bütün pons sanki tümör gibi. Bütün pons tümör ama hala lifler itilmiş durumda. Postop. Ve bu bir globulastomdu. Ve hala çok iyi durumda. Bir rekürrens yok şimdilik. Başka bir tümör. Bu da sanki pons GBM'i gibi görünüyor. Ama bakın bu medulla oblongata tümörü. Pons değil. Medulla oblongata'yı yukarı itmiş. Pons'u itmiş. O zaman bir taraftan bir medulla, yani sağ medulla oblongata tümörü bu. Çoğunlukla low grade. Bakın itilmiş öbür tarafa. Bu ameliyattan sonra sanki medulla oblongata'yı tamamen aldım gibi. Bakın bu 10 yıl sonraki filmi. Bunlar normale gelmiş.
Bu şimdi 10 yıl sonra. Bu çok önemli. Sisterna magna rekonstrüksiyonu. Bunu göstermek isterim. Bakın bu bir hemangioblastom. Güzel. Prom pozisyonda 2 tane varmış. Bunu almışız. Uzatmayalım. Böyle kapatmışız sisterna magna'yı. Bunu hocamdan öğrendim. Sonra 8 yıl sonra bu von Nippel-Lindau. Yeniden bir şey var. Hemangioblastom var aynı yerde ama biraz üstünde. Bakın açmışım, benim sisterna magna sapasağlam duruyor. Bakın sanki hiç ilk yeni açılmış bir vaka gibi. Mutlaka sisterna magna'yı 10-0'la kapatın. Bu hem anatomiyi korumak için hem de çok iyi bir egzersiz. Yani siz ameliyattan sonra ay yoruldum işte falan yok. Dikeceksiniz 10-0'la. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Bu bakın tamamen sanki ilk kez açılıyormuş. Bu benim ilk vaka buradaydı. Bunu sonra yine diktik. Evet. Bazı vakalara yeni bir girişim geliştirmek gerekti. Peki kaç dakikam var? 10 dakika daha konuşabilir miyim Kamil Hocam? Uzatmak istemiyorum ama. Yok, tabii ki hocam. İstediğiniz kadar. Ha, yok. Evet, tamam. Şimdi böyle bir vaka. Bu akuadak, bu akuadak tümörü ayrı bir antite. Hani difüz peri akuadak tümörü değil. Ama akuadaktın kendi tümörü var. Çok düzgün sınırlı bunlar. Benim 6 tane vaka oldu böyle. Ayrı bir antite bu. Ve bunlar akuadakta kapanıyor. Triventriküler hidrosefali yapıyor. İşte buna ya third ventriklostomi yaparsınız ya da endoskopik girip biyopsi alabilirsiniz veya uygunsa aspiratörle gelen, aspiratörle aldığını söyleyen arkadaşlar var. Şimdi bunu third ventriklostomi yapmak daha riskli valla. Şimdi bunun hidrosefalisi de var. Yani şöyle girersek, bunun foramen mornos da geniş tabii, hidrosefali var. Şu açıyı yakalarsak ben bunu çıkarabilirim dedim. Bakın bu tam ameliyat öncesi bir şeyini de yaparsak simülasyonunu, çok önden girmek lazım. Tam genüyle body'nin arasından girmek lazım. Bakın tam açıyı yakalarsanız tümör tam karşınızda olacak. Foramen Monroe. Ve ameliyatta tamamen bu genüyle body arası. Ha, nasıl emin olacağız? Koton şeyle, pamukla. Bu açıyı bana pamuk söyleyecek. Bakın. Sagittal resim. Pamuk burada, tümör burada. Doğru açıyı yakalamışım. Çünkü bu açıyı yakalayamazsam geçmiş olsun. Bu ameliyatı yapmak imkansız. Ve buradan küçücük bir insizyonla korpus kallozuma. Bakın kesmiyorum da, lifleri ayırıyorum birbirinden böyle. Ameliyatta o işte 3-5 milimle ulaşıyor. Ama sonra kesmediğin için sonra geri geliyor onların çoğu. Bakın buradan endoskopla bakıyorum. Bir anatomiyi tam göreyim diye bakın. Foramen Monroe. Bu foramen Monroe bana yeter. Yeter ki açı doğru. Bakın tam karşıda bu posterior komüstür. Tam karşıda da tümör üzüm salkımı gibi, üzüm tanesi gibi duruyor orada. Veya leblebi gibi, artık ne dersiniz. Bakın böyle bunu tek hamlede birkaç dakika içinde uzun, en uzun bipolar ve en uzun aspiratörle sapını yakaladığınız zaman böyle çıkarabilirsiniz. Ve endoskopla sonra yine check ediyoruz ki açık mı şey akuadak. Dördüncü ventrikülden CSF geliyor bakın. Evet. Bakın. Buradan girmişim, bu kadarcık insizyonla girmişim. Bu endoskoptan çok daha minimalin vaziyeti girişimdir. Eğer minimalin vaziyeti. Endoskop ne olursa olsun, bu kalınlıkta bir endoskopu korteksten sokuyorsunuz. Ve bir de ameliyat sırasında hafif oynama da var. Bununla kıyaslanamaz. Bu insizyon budur. Hani bu, burada bir şey yok. Bakın, bütün kesitlerini vereyim size. Bakın, bütün kesitlerini gösteriyorum. Sadece separe ettiğim için o lifleri, sadece, yani bu endoskopun yaptığı
girişimle, hani bana dediler ki sen de korpus kallozumu kesiyorsun. Tamam da insaf, yani şu kadar, yani girdiğim yer bu. Yani varsa daha iyi bir yol, onu da yapmaya çalışırım. Ama yani endoskopun yaptığı invazyonla kıyaslanmaz bu diye söylemek zorundayım. Evet. Bunu yayınladık. Biyopsi. Şimdi beyin savı biyopsisiyle bir sıkıntı. Özellikle şimdi moda oldu, difüz pons gliyomlarına yapılıyor. Bakın, difüz pons gliyomu MR'ı çok tipik. Ha, eğer bir research yapıyorsanız, eyvallah. Research var, yapıyoruz diyeceksiniz. Ben onun için beyin sapı biyopsisi yapıyorum, stereotaksik diyeceksiniz. Difüz pons gliyomunda. Ama hem hasta bir sürü masrafa girip de sonra siz difüz pons gliyomuna beyin sapı biyopsi yapıyorsanız bunu bir düşünmek lazım. Hele ki böyle bir vakada, eğer bu çıkarılabilecek bir vaka. Yani difüz, bu beyin sapı biyopsilerini iyi yorumlamak lazım. Bir de böyle derdi var beyin sapı biyopsisinin. Bunu da unutmamak lazım. Basit çözüm yok mu? Var. Mesela böyle bir şey, bu genişlemiş bir Hov-Robin space bu midbrain'de. Ve hem akvadaktı kapatmış ve triventricular hidrosefali yapmış. Buna endoskopik, ama bu endoskop, pedioskop dediğimiz çok ince, yani kalem ucu kadar bir endoskop. Manipülasyon yapamıyorsunuz, delik açıyorsunuz. Ve bununla bu sorunu çözmek mümkün. Komplikasyon yok mu, olmaz mı? Bakın, bu bir tektal tümör. Genç bir hanım. Hidrosefali yapmış. Güzel bir vaka. Sağ tektum tümörü. Bunu hidrosefali olunca diyorum ki oturtmayayım ben. Yoksa oturtmayı tercih ederim. Bunu, bu vakayı şeyden de, yukarıdan da yapabilirim. Bazı vakalar var, mutlaka oturtmam lazım. Bazıları var, mutlaka supratentorial girmem lazım. Bazıları var, ikisi de olabilir. Bu vaka ikisi de olabilir. İkisi de olabilirse ben o zaman yukarıdan giriyorum. Hele ki hidrosefalisi varsa. Güzel ameliyat oldu. Zaten ben içimden böyle, içimden ya fena olmadı dediğim zaman başıma bir dert gelir. Hasta uyanmadı. O zaman MR da yok. Intraop MR da yok. Tomografi çektik. Bir şey yok. Ertesi gün uyanmadı. Öbür gün uyanmadı. Uyanmadı. Bakın. Bilateral perikallozal infarkt. Neden oldu? Ben ne hata yaptım da oldu? Neydi? Yani komplikasyondan bir şey de öğrenmem lazım. Ki ders olsun. Bundan ders de alamadım işin kötüsü. Bu nasıl olabilir? Hadi dedik, azigos olabilir belki. Anjiyo çektik. Anjiyoda da yok. Azigos da değil. Ne yazık ki bu hasta hiç uyanmadı. Ve 1,5-2 yıl sonra da rekürrens nedeniyle high grade bir tümör ürettik bu hastayı. Hala içim yanıyor. Hala da anlamadım neden böyle oldu. Hala da öğrenemedim. Adyuvan tedavinin yeri var mı? Olmaz mı? Yeter ki bir şey yardım etsin. Bakın, böyle bir tümör. Bu kocaman bir tümör. Bir, aslında bir midbrain tümörü. Bu ponsa doğru basmış aşağıya. Kocaman bir şey. Malin gibi duruyor. Ameliyat ettim. O zaman MR'ım yoktu. Şuraları alır mıydım? Vallahi biraz daha alırdım herhalde. Ama fena değil yani. Bir de filostik gastroston çıktı, yaşadık. Çok sevindik. Böyle çocuk da sapasağlam, inanılmaz bir şey. 3 ay sonra. Yani filostik gastroston, buyurun. Tekrar mı gireyim dedim. Vallahi cesaret edemedim tekrar girmeye. Buna radyoterapi verdim. Böyle bazen radyoterapinin de işe yaradığı durumlar oluyor. Kaç sene, 3-4 sene oldu. Stabil duruyor. Yani Allah'a şükür. Radyo cerrahi tabii ki büyük bir gelişme. Tabii ki şey, ama kavernomlarda Steiner dedi. Yani işe yaramıyor. Yani Steiner'i misafir etme şansım oldu vefatından birkaç ay önce. Çok hasta gördük birlikte. Benim ameliyatlarımı izledi. Bu bir beyin sapı hemangioblastomuydu. Dedi hemangioblastomda ve kavernomda işe yaramıyor. Her şeye denemiş.
Gamma-Knife'ı Lexell keşfetti ama esas kullanan Steiner. Her şeyi vestibüler şıvanlama, menenjiyoma, hipofize, kavernoma hepsine bakmış. Hangisi oluyor, hangisi olmuyor diye. Dedi ki anevrizmaya bile verdim dedi. Yok dedi, işe yaramıyor. Tabii ne oldu hastaya bilmiyorum ama anevrizmaya bile vermiş. Her neyse yani kavernoma vallahi yani verilmemesini öneriyorum. Böyle bir kavernom, birçok vaka var bende. Gamma knife almış, sonra tekrar kanamış kavernom. Bu tekrar kanamış, çıkardık. Ve bir şey de yok, patolojide de bir şey görülmüyor bir fayda ettiğine dair. Son olarak birkaç olgu koyacağım. Mesela böyle bir şey, bir beyin sapında lezyon. Yani çok dediğim gibi 240 vaka ameliyat ettim ama yani 600'e yakın vaka gördüm. Çeşit çeşit onlarla birkaç gün konuşabilirim. Mesela böyle bir şeye aman kavernom var atlamayalım. Bu kavernom değil, bu kapiller telenjektazi. Dokunulmayacak, sakın dokunmayın. Gamma-Knife da verilmesin. Bu central pontine myelolysis. Bu radyonekroz. Radyasyon masum değil. Bu anlamadım nedir? Tümöre benzetemedim. Anlamadıysan dokunma. Dokunmadık. Kayboldu kendiliğinden. Yani böyle şeyler de var. Yani hemen her şeye atlamak gerekmiyor. Bu vaka çok önemli benim için. 2010 yılı. 3 yaşında çocuk. Düşmüş, tesadüfen tomografi çekilmiş. İşte tomografide şüpheli bir şey görülmüş. Uzatmayalım. Böyle sol tegmentumda bir tane düzgün plastik astrostom. 4-4'lük. Güzel ameliyatlık vaka. İşte anlattık bu tümör ama ameliyat olabilir. Bakalım işte şudur bu. Aile çok ağladı. Şudur. Çocuğun da defisiti yok falan. Hadi bekleyelim dedik. Hadi biraz daha büyüsün çocuk falan filan. Bekledik, büyümedi. Biraz daha bekleyelim. Uzatmayalım. 5 yıl sonra. 10 yıl sonra. 10 yıl takip ettik dostayı. Şimdi genç kız, kocaman. Bu yok oldu. Bunun ne olduğunu anlamadık. Varsa çok ilgilenen bir nöroradyolog arkadaş, tonlarca filmi var. Her sekansı var. Her şeyi var. Yani bakılmadık bir şey yok. Ve 10 yıl takip ettik bunu. Bu yok oldu. Geldiğim nokta hala bir şey bilmediğim. Yani bunu az kalsın ameliyat edecektim ben. 240 vaka oldu 15 yılda. Dediğim gibi çok daha fazlası var ameliyat etmediğim. %30'u pediatrik vaka. Çoğunluğu pons. Pontomedüller. Bir tümör pontomedüllerse sakat. Yani bir tane vakam var benim. Ona açık biyopsi yapabildim. GBM. Ve bir işe de yaramadı. Yani pons tümörü ponsta duruyor. Medulloblongata tümörü medulloblongatada duruyor. Midbrain tümörü midbrain'de duruyor. Eğer oradan oraya gerçekten geçtiyse malin, çok malin bir şey. Ha ama geçti gibi görünüyor. MR'yi değerlendirmek lazım. Birer milimlik aksiyal koronal sagital keside çok iyi çalışmak lazım. Traktografiye çok iyi çalışmak lazım. Çünkü pons tümörü midbrain'e doğru böyle şey yapabilir, bası yapabilir. O zaman sanki midbrain'e geçmiş gibi olur ama değil, ona dikkat etmek lazım. Ama gerçek anlamda ponto medüller bir tümör var, o da GBM'di. Her tür girişimi yapmışız. Her vaka için 10 kere tekrar düşünüyorum. Nasıl yapabiliriz diye. Dediğim gibi girişimin yeni problem üretmemesi lazım. Bana çok büyük avantaj sağlaması lazım falan filan. En çok lateral suboksipital girişimi kullanıyorum. Çoğunlukla tümör. Kavernom 76 tane. Diğerleri çoğu tümör. Ve bunların high grade olanı %18. Çoğunluğu ya low grade tümör ya da kavernom veya benign şeyler. Bu da midbrain vakalarının gördüğünüz gibi şeyleri. Hangisi low grade, hangisi high grade. Şimdi burada tabii Pons'ta high grade oranı çok yüksek değil ama Pons'taki tümörlerin çoğunu ameliyat etmedim ben. Aslında Pons tümörü demek çok büyük olasılıkla high grade demek veya diffuse Pons glomu demek.
Ama çoğunu ameliyat etmediğim için böyle bir oran çıktı ortaya. Ama aslında bilin ki bir tümör midbrain'de ise veya medulloblongata ise çok büyük olasılıkla high grade'dir. Bir tümör pons'ta ise çok büyük low grade'dir. Pons'ta ise çok büyük oranda oranda high grade'dir. 4 ameliyat yaptığım hasta da oldu. Ama ilk ameliyatları söylüyoruz. Cerrahi mortalitemiz yok. Ve bir hastada size gösterdiğim hasta, onda majör cerrahi morbidite oldu. Onun dışındaki ayrıntıları şu an yazıyoruz. Talamus yazımız çıktı çok şükür. Saçıma ne kadar beyaz eklediğini tahmin edersiniz. Şimdi bu da böyle. Daha ayrıntılarını yazıda bulacaksınız. Özet olarak işte son 20 yılda teknoloji çok gelişti, şu oldu, bu oldu falan filan. Bunların hepsi var bende. Yeni bir şey varsa onu da almaya hazırım. Yeni bir şeye ihtiyacım var. Bana katkıda binde bir katkısı olacaksa hazırım. Öğrenmek için, öğrenebilirsem tabii. Ama bu mesele bunlar değil. Bunlar yardımcı şeyler. Yani bunlara güvenerek bir iş yapılmaz. Yani bunlardaki bilgiyi, informasyonu birleştirip bir araya getirmek lazım. Ve bunu da kendi anatomi bilginiz, endikasyonunuz, imkanlarınız ve tekniğinizle birleştirmek lazım ki bir şeye benzesin. Yani bunların hepsi tek başına bir şey ifade etmiyor. Tek başına anatomiyi bilmek hiçbir şey ifade etmiyor. Anatomiyi bilmek daha işin A'sı. İlk kelime A. Onu bileceksiniz zaten. Onu biliyorum, yaparım. Yok, daha iş yeni başlıyor. Özet, hala sıkıntı olan bir iş, hala beni heyecanlandıran, her gün tekrar acaba öyle mi yapsam, böyle mi yapsam dediğim bir konu. Her gün ameliyattan sonra ya keşke şöyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım dediğim bir konu. Umarım gelecek yıl daha iyi şeyler yaparım. Bir resmi paylaşmak istedim sizinle. Bakın, bu Afrodisyas'ta. Biliyorsunuz milattan önce 2. yüzyılda, milattan sonra 4. yüzyıl arasında Afrodisyas Türkiye'de heykel okulu orada. Bütün Akdeniz'in heykeltıraşları o okulda eğitim görüyorlar. Bakın, bu parçaya dikkat edin. Çok ilginç bir şey. Bu fotoğrafı Profesör Yaşar Gül çekti. Beraber gitmiştik sergiye. Genelde benim fotoğraf makinem olur ve hep çekerim böyle. O gün benim makinem yoktu. Hocamım vardı. Hocam çekti. Ben ondan aldım. Bakın, çok ilginç bir şey bu. Bu garip bir şey bu. İki tane sol ayak bu. Böyle bir insan olamaz. Ya bu bir heykelin parçası olamaz. Böyle bir pozisyon olamaz. Bu bir öğrenci işi bu. Yani heykel okulunda öğrenciye bir taş parçası veriyorlar. Diyorlar ki işte şuraya bir sol ayak yap. Yapıyor. Hocası diyor ki belki bu tam olmamış. Yanına bu taşı da ziyan etmiyor. Yanına bir sol ayak daha yap diyor. Bu bir öğrenci çalışması. Yani 1000 yıl, 2000 yıl önce bir heykel için bile ne kadar titizlikle çalışmışlar. Bizim de herhalde beyin cerrahı olarak aynı titizlikle çalışmamız lazım. Bu söylediklerim tabii benim kendi başarım şeyim değil, yani işim değil. Bütün ekibin katkısıyla yapabildim. O nedenle zaten çok geç başladım beyin cerrahisine. Ve böyle bir ekiple çalıştığım için çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Bizim her yıl kursumuz oluyor. Diseksiyon ve canlı cerrahi kursu. Ve bir de bu sene bu kongreyi yapacaktık ama korona nedeniyle bu ikisini de iptal ettik. Umarım 2021'de yapabiliriz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sunum oldu. Bizler için ufuk açıcı bir sunum oldu. Normalde sunum sonrası sorulara geçiyoruz ama katılımcılar arasında Amerika Birleşik Devletleri'nden Profesör Doktor Mustafa Başkan hocamız da var. Hani zaman farkından dolayı çıkmak zorunda kalabilir. O yüzden sözü ona vererek başlamak istedim. Eğer hala buradaysa canlı olarak dinleyebiliriz kendisini. Mustafa Hocam, burada mısınız? Duyuyor musunuz beni? Evet hocam. Kalbimizle duyuyoruz.
Ben şu anda klinikteyim. Poliklinikteyim. Burada hasta görüyorum. Ameliyat, iki de ameliyatım var. Ama Uğur'un konuşmalarını kaçırmam. Çünkü çok şey öğreniyorum her seferinde. Eline sağlık, ağzına sağlık, bilgine sağlık. Yani sevgili kardeşimsin, arkadaşımsın. Ama bunları canı gönülden söylüyorum. Yani senin katkıların anatomiye, mikro cerrahiye çok çok önemli ve bu kadar büyük bir deneyimi bu kadar genç yaşta elde etmen de geç başladığın halde. Geç başlamamızın da bir nedeni var. Çünkü erken başlarsan bu işleri erken bırakıyorsun. Çünkü hata yapıyorsun, öğrenemiyorsun, yanlış yapıyorsun. Diyorsun ki bu yapılamaz. Bütün cerrahilerde, beyin sapında her şeyde öyle. Bu işi senden daha güzel anlatan, özümseyen, yapan bir insan ben olduğunu zannetmiyorum. Yani tarihi bir konuşma, mükemmel bir konuşma, çok şey öğrendim. Keşke zamanım olsaydı hepsini tek tek özümseyerek, ama ben bu konuşmaları daha önce de dinledim. Ve inanır mısın 10 kere daha dinlerim Uğur senden bunu. 100 kere daha dinlerim. Çok emek var bunun altında. Hiçbir şey emeksiz olmuyor. O harcadığın yıllar anatomi laboratuvarında, hocanın yanında her şeyi gözlemlemek ve Uğur'un benim en çok beğendiğim, en çok sevdiğim özelliği sonuna kadar mükemmeli yakalamadan bırakmaması. Sabırla o işin üstüne gitmesi. Olağanüstü başarılar. Çok duyguluyum, çok iyi konuşamıyorum. Ayrıyeten de organize eden arkadaşlara çok çok teşekkürler. Kamil Hocam, Hasan Kamil Sucu Hocam, lütfen devam. Bunlar çok önemli aktiviteler. Daha önce de söyledim, elini taşın altına sokuyorsun. Uğur'u bütün Türkiye dinliyor. Ve bunu dünya çapına yaymanız lazım. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok zamanınızı almayacağım. Çok konuştum. Mükemmel Uğur. Çok teşekkürler. Eline ağzını göreyine sağlık. Mustafa, bunları senden duymak tabii benim için çok büyük bir şeref. Ama daha iyi olacağım. Söz veriyorum. Çalışıyorum. Bundan daha senin, iyi olur. Senin beklentini karşılamak için daha çok çalışacağım. Abi ya, çok çalışıyoruz. Hepimiz çok çalışıyoruz ama iyi çalışmak lazım. Senin gibi bunları duymak için iyi bir çalışmak lazım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok hocam, sağ olun. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Hocam 200'ün üzerinde katılımcı var. Farklı bölgelerden çok değerli katılımcılar. Teşekkür mesajları var size yoğun. Onları okumadan önce soruları hızlıca geçelim isterseniz. Gökhan Gökçe Bey bir soru sormuş. Daha doğrusu görüşünüzü almak istemiş. Difüz pons gliomları hep inop olmaya devam edecek. Bununla ilgili bir gelişme olur mu yakın zamanda? Vallahi yakın zamanda olur mu? Umarım olur. Çünkü o kadar kendimi küçük hissediyorum ki, küçük, çaresiz, beceriksiz hissediyorum ki o ailenin karşısında böyle bakıyorum. Hiçbir şey yapamayan bir adam. Yani ve bunu neredeyse haftada bir hissediyorum artık. Mutlaka biyolojik bir şey olacak. Yani bunun çözümü cerrahi değil. Bu başka bir şey. Bu başka bir hastalık. Bu gliomatozis cerebri gibi bir şey. Yani normalde tümör dokusu bir kendi sınırları olur, bir şey olur. Onu yapar çıkarırız ama bu normal dokunun içinde tümör hücreleri var. Bunun cerrahi bir çözümü olacağını düşünmüyorum. Pons GBM'i başka bir şey, diffuse pons gliomu başka bir şey. Ama diffuse pons gliomuna biyolojik bir şey bulunacak inşallah, ama hani ben görür müyüm o günleri emin değilim yani. O kadar olacağını bilmiyorum. İnşallah görürüz. İnşallah hocam. Bizim kliniğimiz asistanlarından Ramazan Özdemir, kendisi 2 gün önce beyin sapı girişimlerinde kullanılacak, sizin tabii reddettiğiniz bir şey oldu, güvenli giriş noktaları ile ilgili bir makale sunmuştu. Onun bir sunumu var. Ben özür diliyorum. Çok şey. Bu lafın altına sığınmayalım. Bu felsefe ya, bu şey, tehlikeli bir laf diyorum. Yoksa ben de işte bir yerden giriyorum ama her vaka için
ayrı bir şey plan yapmak lazım. Böyle bunun matematik çok basit 3 derste bu işin çözümü diye bir şey yok. Bu tehlikeli. Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa tabii ki yani piramidi kesmek başka bir şey. Transvers pontin liflerin paralel girmek başka bir şey tabii ki. Yani öyle olmasa biz elimizi süremeyiz zaten Ponsa. Yanlış anlaşılmak istemiyorum. Ben sadece bu kötüye kullanılabilecek bir terminoloji. Tehlikeli diyor. Bundan uzak duralım diyor. Çok özür dilerim. Evet hocam. Kendisinin bu girişim noktalarıyla alakalı bir şeyi var, sorusu var. Genelde lateral suboksipital girişim yaptığınızı söylemiştiniz. Beyin sapı lezyonlarına, özellikle midbrain lezyonlarına orbitozigomatik girişimler yapıyor musunuz? Tabii. Bir tane vakada orbitozigomatik yaptım. Orada var benim şeyde. Orbitozigomatik bir vakada var. Bir vakada. Orbitozigomatiğin benim hocamdır orbitozigomatiği ortaya çıkaran ve ben de çok kullandım. Ama hani iyi tartmak lazım. Ne gerekliyse o kadar. Yani ne kocaman açmak lazım ne de bit kadar açmak lazım. Ne kadar gerekliyse o kadar. Orbital rimi almanın bana bir faydası olacaksa alırım. Gerekirse sakrumdan da girerim. Ama gerekirse. Yani rutin hepsini açalım fikrine karşıyım. Yani bu da benim, ben hepsini denedim, hepsini yaptım. Benim son geldiğim nokta bu. Ve bir de dediğim gibi ekstra iş çıkarmamak lazım. Bir de ameliyata başlarken çoktan yorulmamak lazım. Yani yaptığınız girişim sizi de yormamış olması lazım. Bir sürü faktör var. Gerçekten işinize gerekliyse, gerekirse Petroz'un hepsini de alırsınız. Gerekirse bilmem orbital ribini de alırsınız. Gerekirse maxillayı da alırsınız falan. Ama intradural girilebilecek bir şeye, burundan girmeye doğru bulmuyorum. Çünkü yeni bir hikaye açıyorsunuz. CSF, CSF'tir arkadaşlar. Ben bilirim CSF nedir. Yani %2-3 CSF problemi beni işimden eder. Onu söyleyeyim. Evet. Hocam ek olarak bir de interkoliküler girişim için küçük bir kronotomi alanı olması sebebiyle uygun olduğu söylenmekte. Hani liflerin seyrek olması nedeniyle tercih ediyor musunuz? Tecrübeniz var mıdır diye devam etmiş sorusunu da. Evet. Şimdi bir oradan şeyden girerken supraserebeller girerken çok küçük açmak doğru değil. Tentoryal venler var. Onları hala preop göremiyorum. En azından ben göremiyorum. Gösteren biri varsa yazı olsun. Yazı yazsın. Yani preop, tentoryal, supraserebeller, tentoryal venleri göremiyorum. Onun için biraz geniş açmak lazım. O venlere, karşınıza çıkacak vene göre siz de açınızı değiştirebilirsiniz en azından. Ben kolikulusun kendi tümörüne kolikulustan girdim. Hiç bir zaman normal kolikulustan geçerek bir tümöre girmedim. Ama tektal tümör, bunlar da böyle difüz tektal gibi görünüyorlar ama onlar bakıyorsun post-op filme ya süper bir, yani bir kolikulustan ve bir taraftan çıkmışlar çoğunlukla. İşte onu bulup oradan girmek lazım ama ya interkoliküler hiçbir zaman girmedim. Kolikulus, normal kolikulustan da girmedim ama kolikulus tümörüne girdik yani kolikulusun o yani süper sağ süperiör kolikulus tümörü. Evet, sağ süperiör kolikulusu aldık. Bir hatırlatma yaparak devam edeyim de soru yazan katılımcılarımız ünvan ve çalıştığı yerleri belirtirlerse daha düzgün aktarabilirim. Bazılarında hiç isim bile yok. Devam edeyim. Saygı Uygur Bey. Değerli hocam, sunumunuz için çok teşekkür ederiz. İsmim Saygı Uygur, Mersin Üniversitesi'nde asistanım diyor. Sormak istediğim soru, intraoperatif ultrasonu kendiniz mi yapıyorsunuz yoksa radyolog meslektaşlarınızdan mı yardım alıyorsunuz? Çok teşekkür ediyorum. Kendiniz yapacaksınız. Başkası yardım edemez. Siz oynayacaksınız elinizle. Böyle. Yani başkası yardım edemez. Kendiniz şey yapacaksınız. Ve tavsiye ederim, öğrenin. Ben bile öğrendim. Siz hemen öğrenirsiniz. Ha bir de çok önemli. Yaptığınız ultrasonun ya koronal ya sagittal ya aksiyal olması lazım. Yamuk alırsanız oryantasyonunuzu kaybedersiniz.
Zaten mesela beyin sapı diyorsanız onda aksiyal ve sagital şey yapabilirsiniz. Ultrason. Koronal yapamazsınız ameliyat pozisyonundan dolayı. Yani sagital resim diyeceksiniz, bakacaksınız, MR'a bakacaksınız, hastaya bakacaksınız, ultrasonu koyacaksınız, o resmi MR resmiyle birleştireceksiniz. Yani yamuk olmayacak. Ya sagital ya aksiyal olacak. Engin Bey katılımcılarımızdan, hocam güzel sunumunuz için teşekkürler. Ayrıca Kamil Hocam ve ekibine de bu harika programlar için teşekkür ederim demiş. Konuşmanıza başlarken bahsettiğiniz düzeltilmiş anatomi atlasını paylaşabileceğinizi söylemiştiniz. Nasıl ulaşabiliriz demiş. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Çok, çok teşekkür ediyorum. Ben bu atlası 10 yıl önce yaptım. Pardon, olur mu? 15 yıl önce yaptım. Ve bu konuşmayı her yaptığımda söylüyorum bunu, veririm diyorum. Şu ana kadar 2 kişi istedi benden bunu. Onun için çok sevindim. Memnuniyetle gönderirim. Bana e-mail atsın ve isteyen olursa da alın. Ya inanın bana çok büyük emek o ve doğru atlas o. Ve arkadaş, 3. arkadaş bunu benden isteyen. Çok teşekkür ediyorum. Hocam Saygı Uygur Bey'in ek bir sorusu var. Tümörün içinden geçen transit damarları PROC görüntülemelerde değerlendirme şansımız var mı? Yoksa operasyon sırasında mı değerlendiriyorsunuz? Diye bir soru soruyor. O bir vaka gösterdim ben size. Çok çok tek vakadır o, öyle bir vaka. Orada biraz da Allah yardım etti. Ama damarın oradan girdiğini gördüm. MR'da, PROC MR'da görmedim bunu. Çok küçücük şey bunlar. Çok küçücük. Ama damarın beyin sapına girdiğini gördüm, onu takip ettim. Yani çok tehlikeliydi ama bir tek vakada ona rastladım bu şekilde. Ama preop görmedim onu. Yani rutinde anjiyografi gibi bir şey... Gösteremezsiniz onu. En azından ben gösteremiyorum yani. Anladım. Şu anki imkanım 7 Tesla belki gösterir onu. Anladım hocam. Bulgaristan'dan Edwin Vasfi Bey... ameliyat sırasında retraktör kullanıyor musunuz hocam? Bu konuda ne düşünüyorsunuz demiş. Vallahi bu konuda hocam gibi düşünüyorum. Profesör Yaşar Gil, nöroşirurjiye getirdiğim en kötü yenilik retraktördür dedi. Diyor. Çok kötüye kullanılıyor. Yani çok pişman, çok üzülüyor retraktörün kötüye kullanılmasından. Evet, yani bazen bir şeyi hafif kaldırmak için o hastanın pozisyonundan dolayı bir şey gerekiyor. Ama benim ameliyatlarımın çoğunda hiç kullanmıyorum. Ama ben aman hiç kullanmıyorum gibi bir iddiam da yok. Yani ihtiyacım varsa birkaç dakika kullanıyorum. Ama ondan sonra unutmayacaksınız orada onu. Yani... çok çok nadiren ve çok kısa süreli kullanıyorum. Kullanmak gerekliyse kullanırım ama dediğim gibi hocanın en pişman olduğu şeydir retraktör, Leyla retraktör. Biz hocayı tıp fakültesindeyken ismini, hocanın ismini bilmezdik, Leyla'yı bilirdik. İşte Leyla retraktörü diye. Ama hoca da der ki benim keşfettiğim en kötü şeydir Leyla retraktörü der. Kötüye kullanılıyor diye. Bir katılımcımız var. iPhone olarak gözüküyor şeyi. İsmini yazmadığı için aktaramayacağım ama sorusunu aktarayım size. Mükemmel sunu için teşekkür ederim demiş. Pons kavernomuna girişte trigeminokardiyok reflekse bağlı şiddetli bradikardi ile karşılaştınız mı hiç? Uzak serebeller kanama ile karşılaştınız mı? Şeklinde bir sorusu olmuş. Uzak serebeller kanama ile karşılaşmadım ama daha önceki çalıştığım departmanda bir vakada gördüm. Pitronel girişinde sonra postop serebeller hematom oldu. Neden oldu biliyorsunuz, tartışmalı bir konudur. Ama benim başıma gelmedi henüz. Trigeminal refleks özellikle tentoriumda oynarken böyle ufak tefek şeyler oluyor. Ama ciddi bir problem hiç olmadı. Ama tentorium daha çok yapıyor o işi. Tentoriumla oynamak. Ege Üniversitesi'nden öğretim üyesi Elif Bolat Hanım, çok istifa ettiğimiz sunumunuz için teşekkür ederim hocam. Bir beyin sapı lezyonu için yalnızca biyopsi yapmayı hedeflediğinizde stereotaktik biyopsi kullanıyor musunuz? Eğer kullanıyorsanız giriş yeriniz ve yönelimizle ilgili bana bilgi verebilir misiniz? Evet. Demiş, tekrar teşekkür etmiş.
Ben stereotaktik rejim ben kendim yapmıyorum. Benim arkadaşım bizim departmanda yapıyor stereotaksiyi. Yani ben stereotaksi gerektiği zaman ona devrediyorum. Beyin sapında iki tane lezyon vardı. İki lezyon. Dedim buna stereotaksik biyopsi yapmak lazım. Ve Türkiye'deki en tecrübeli arkadaşa gönderdim. Yani ben yapmam. Ben tecrübeli değilim zaten yani stereotaksik biyopside. Ben yapmam. Bilgim, tecrübem diyor. Ona gönderdim, o da yapmadı. Ve ona ben açık biyopsi yapmak zorunda kaldım. İki tane vakada açık biyopsi yaptık. Yani stereotaksik biyopsi benim fikrim değil. Bu konudaki en tecrübeli arkadaşın fikri, çok tehlikeli olur diye o yapmadı. Ben açık biyopsi yaptım. Ama biliyorsunuz ya yukarıdan girmek ya da cerebellumdan, ama dediğim gibi benim uzmanlık alanım değil stereotaksik biyopsi. İhtiyaç olan vakada ben yapan arkadaşa yönlendiriyorum. Hocam ben bir soru sormak istiyorum. Şimdi beyin sapında farklı lezyonlar var. İşte kavernomlar, işte glial tümörler veya metastazlar. İşte aynı bölgede, aynı lokalizasyonda aşağı yukarı giriş ve diseksiyon aynı teknikle ilerleyip tam eksizyon aşamasına geldiğinizde, hani tümörün cinsi veya işte boyutu vesaire, bunlar sizi zorluyor mu? İşte baştan plan yapıp da ben bunun tamamını çıkartırım deyip durduğunuz, yarım bıraktığınız, yani parsiyel çıkarttığınız oluyor mu? Özellikle tümörler arasında fark oluyor mu sizin açınızdan? Mesela ben bir tane gösterdim. Subtotal çıkardığım vaka. Hani plastik astrostom. Evet. Tam ayırt edemedim üstad. Yani MR olsaydı o zaman devam ederdim. Ama o zaman tam ayırt edemedim ve ben ona subtotal diyorum. Yani öyle ucundan alınmış şeye değil. Yani bir şeye giriyorsanız doğru dürüst çıkarmak zorundayız. Yani ya da girmeyeceğiz. Açık biyopsi yaptığım vaka var. Vakalar var. Yani stereotaktik biyopsi yapılamaz dendi. Ben demedim. Yapılamaz. Ya tehlikeli dendi. O zaman dedim ki ben tamam, ben açık biyopsi yapayım dedim. Böyle vakalar var. 3-4 tane. Ama subtotal çıkardığım vaka var. Gösterdim de size. Şimdi intraoperatif MR'ım olsaydı biraz daha alırdım ama onu. Ama son 3 yıldır rutin, ben girdiysem bir vakaya introp MR da var. Tam almaya çalışıyorum. Ya da girmiyorum. Teşekkür ederim hocam. Bir de benim gibi belki merak eden vardır. Sunumun son slaytlarında istatistik olarak yapmış olduğunuz vakaları gösterdiniz. Burada özellikle şeyi sormak istiyorum. Hasta seçiminde hastanın nörolojik defisinin olması veya olmaması... Hasta seçimi işi ayrı bir ders konusu. Her yıl değişiyor bu. İlk hasta seçimlerim Profesör Yaşar Gül'le birlikte başladı. Benim elimde değildi. Hoca dedi ki bana, sen bunu ameliyat edeceksin dedi. İlk hasta seçimi böyle oldu, bunu söyleyeyim. O iş çok iş, bütün iş o zaten. Orada dedim ya, yani to be or not to be gibi bir şey o. Yani ve her yıl, ama her zaman değişiyor ya. Bugün başka benim şu an seçim sistemim. Bir yıl sonra başka olacak. O emini umarım, hani bir faciayla karşılaşırsam o zaman seçimim biraz daha daralır. Böyledir bu. Yaşlandıkça biliyorsunuz beyin cerrahları daha konservatif oluyorlar. Çünkü yaşadıkları komplikasyonu, bir hasta geldiği zaman karşımıza yaşadığımız komplikasyonlar böyle film şeridi bızıt diye geçiyor gözümüzün önünden. Yani facia yaşarsanız o zaman daha konservatif olacağım. Umarım biraz daha hani daha çok kişiye yardım edebilirim umarım. Bilmiyorum ama bunun bir matematiğini sorarsanız bana, size 3 kelimeyle özetleyemeyeceğim. Ama dediğim gibi cesaretiniz, sizin tecrübenizi, bilginizi, becerinizi, imkanlarınızı ve etrafınızdaki ekibi aşmaması lazım. Bunu becerebildiğiniz ölçüde olur. %100 becerebiliyor muyum? Hayır. Nerede? Bir de hastanın psikolojisi, hasta sahibinin beklentisi, hastanın beklentisi. Hikaye çok uzun. Hastayla anlaşmanız lazım bu yola gireceğinize. Yani size böyle düşman gibi bakan bir hasta ve hasta sahibine sakın ameliyat etmeyin.
Bunlar da var. Yaşayacaksınız. Yani sizin açığınızı bulmaya çalışan insanlar geliyor karşınıza. Yani veya sanki beyninde bir elmas var da ben onun peşindeyim gibi bir şey hisseden insanlar da geliyor karşınıza. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. %100 dikkat edebiliyor muyum? Hayır. Ama konu çok karışık. Ama hasta ve hasta sahibiyle de çok iyi anlaşmak lazım bu yapılan işte. Evet. Cansu Ünal hanımefendi Acıbadem'den herhalde kitabın hangi mail adresine gönderileceğiyle alakalı yazmış. Hem teşekkür etmiş kitap hem de mail değil, adresi. Kitap Newview'un Huysun kitabı. Kitap benim kitabım değil. Ben sadece oradaki beyin sapı resimlerini ters çevirdim ve şeylerini, label'larını düzelttim. Kitap benim kitabım değil. Newview'un Huysun kitabını alsın mutlaka. Esas kitap o. Mail adresi için Yeditepe e-mail adresini mi yoksa Gmail paylaşır artık, mısınız? Bakın bir beyin cerrahı bunu bulur artık, bulsun. Tamam. Gmail tamam. Yok benim. Devam edeyim. Niğde'den Burak Eriçek Bey. Hocam sunumunuz için teşekkür ederim. Kavernomlarda beta blokör ajanların regresyon sağladığını yayınlar var. Beyin sapı kavernomlarında takipte medikal tedavi tercih ediyor musunuz? Diye bir soru sordum. Ameliyat ettiklerimde mi? Anlamadım. Benim anladığım ameliyat ettiklerinizde. Benim anladığım ameliyat ettiğiniz kavernom hastalarında takipte medikal tedavi. Yok, bir şey vermiyorum. Ama ameliyat etmediğim kavernom var. Gösterdim de size. Yani ameliyat etmediğim kavernomlara ne yapıyoruz? Bu çok güzel bir soru. Ameliyat etmedik. Ne yapacağız? Dua edeceğiz kanamasın diye. Ama bu beyin sapı kavernomları kanıyorlar abi. Yani supratentorial gibi değil. Kanıyorlar. Bu da bir gerçek. Geçen sene bir toplantıda çok önemli bir kişi, hani bu ameliyat edilmeyen kavernomları ne yapalım, nasıl takip edelim dedi. İlginç bir şey söyleyeyim size. Aspirin önerdi. Aspirin. Ben verebildim mi? Veremedim. Ama aklınızda olsun. İlginç bir düşünce. Yani çünkü beyin sapı kavernomu niye kanıyor? Yani bu kavernom doğru dürüst damar gelmiyor buna. Bir arteriyel bir şey yok. AVM değil bu. Küçücük mikro düzeyde damarlar var. Esas sıkıntının venöz sıkıntı olduğu, venöz trombozlardan dolayı kanadığı bunların. O nedenle de aspirin önerdi. Yani biliyorsunuz kanamamış anevrizmalara da aspirin öneriliyor. Ben veremedim. Ya cesaret veremedim ama aklınızda olsun. Yani bir kavernom ameliyat etmediniz. Kanamasını, hani kanama riskini azaltmak istiyorsunuz. Aspirin kendini kanıtlamış bir ilaçmış. Hocam teşekkür ederiz verdiğiniz cevaplar için. Soru göremiyorum. Teşekkürlere geçmek isterim. Bizim klinimizden yeni uzman olan Doktor Aydoğan Tekin teşekkür etmiş sunumunuz için. Ege Üniversitesi'nden doçent doktor Erkin Özgüray hocam. Dinlediğim en güzel, en öğretici beyin sapı girişimleri sunum için teşekkürlerimi sunarım. Ege navigasyon çok geç alındı. Bir yılın sonunda ultrasonun navigasyona hocamın söylediği gibi üstünlüğünü demek istemiş herhalde gözlemliyoruz. ICG'nin hemanjiyon ve kavernomlarda kullanımını vurgulamaları öğretici oldu. Tekrar teşekkürler demiş. Ben teşekkür ediyorum sana. Doktor Eyüp Çetin yine çok eğitici ve öğretici sunumunuz için teşekkürler demiş. Bizim kliniğimiz uzmanlarından Doktor Gökhan Gürkan güzel sunum için teşekkürler demiş. Faruk Altınel, Doktor Faruk Altınel Bey, beyin sapı cerrahisini çok anlaşılır bir şekilde sunduğunuz için teşekkürler demiş. Arif Önder Bey yine teşekkürlerini sunmuş. Kliniğimiz uzmanlarından Doktor İsmail Ertan Sevin, hocam sizi İstanbul'dan sonra burada dinlediğim için çok teşekkür, çok mutluluklar duydum, çok teşekkür ederim demiş. Doktor Selim Bozdağ kliniğimizden yine öğrenme algoritmasını da anlattığınız bu harika sunumunuz için çok teşekkürler. Sayenizde günlük pratiğimizde göremeyeceğimiz çeşitli vaka örneklerini de görebilmiş olduk. İlham vericiydi. İyi ki varsınız demiş. Murat Yücel Bey, Reza Sabri Bey teşekkürlerini iletmiş. Devam edeyim. Tarık Bey, soy ismini yazmamış.
bir sorusu olmuş sanırım. Postop dönemde serebellar mutizm olgularınızda gelişiyor mu? Ellerinize sağlık hocam, muhteşem bir sunum demiş. Yok, ben uvulo tonsiller fissürü açıyorum. Yaşar Gil'in 50 sene önce yaptığı. Sonra buna yok teloveler falan dendi. Uvulo tonsiller fissürü açıyorum. Vermis kesisi yapmadık. Onun için mutizm görmedik. Ki dördüncü ventrikül girişimim de gittikçe azalmıştır. Onu da söyleyeyim. Yani beyin sapına başka yerlerden girmeye çalışıyorum. Fatih Keskin Bey, sunum akıcı ve harikaydı. Bilginize, beyinize, ellerinize sağlık hocam demiş. Afyon Devlet Hastanesi'nden Zübeyde Hanım, Doktor Zübeyde Özkaya, teşekkürlerini iletmiş size. İsmail Hakkı Kurt Bey, güzel sunum için emeğinize, ellerinize sağlık. Ameliyathanenize bayıldım. Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Doktor İsmail Hakkı Kurtuluş Bey. Reza Sabır'ı Afganistan'dan, sayın hocam bu güzel sunum için çok teşekkür ederim demiş. İsmail Akbol hocam, Bozcaada Eğitim Araştırma Hastanesi'nden. Uğur hocama çok teşekkür ederim. En önemli olay herhalde beyaz zefer seksiyonu için her gün 60 kilometre tren yolculuğu yaparak bu yola baş koymak olsa gerek. Teşekkürler demiş. Evet, 30 sene önce beraberdik Zürih'te. Evet, evet, evet. Sevgiler, selamlar. İsmail Murat Müslüman, Uğur abicim harika öğretici sunum için teşekkür ederim. Elinize sağlık, emeğinize sağlık demiş. Çok teşekkür ederim. Yeni Bülent Düz beyefendi, teşekkürler, güzel, faydalı bir sunum oldu demiş. Aşkın Şeker, Uğur abi mükemmel sunum için çok teşekkür ederim demiş. Teşekkür ederim Aşkın. Aşkın da mükemmel şeyler yaptı. Ayceren Ahmet sanırım. Ahmetova, Medipol Hastanesi'nden güzel sunumunuz için çok teşekkürler Uğur hocam demiş. Doktor Hasan Bey bir teşekkür ve arkasına soru yöneltmiş. Hocam sunum için teşekkür ederim. Günlük kaç tane vaka alıyorsunuz beyin sapı için? Gece aldığınız vakalar oluyor mu? Örneğin kanamış beyin sapı kavernomi gibi. Yani acil şartlarda aldığınız vaka var mı demek istemiş herhalde. Şimdi beyin sapı kavernomu gece aldığım olmadı. Ama ancak hazırlanmış. Şimdi epidural hematom değil bu. Yani bir kere iyi hazırlanmak lazım. Onun için benim en erken aldığım hasta ertesi gündür veya iki gün sonradır. Yani yine de şey değil. Yani öyle bir vaka gelmedi. Ama hasta neredeyse fix dilate durumdaysa bilmem neyse vallahi hemen girmek lazım. Neyse ne. Ama böyle bir vaka gelmedi bana. Ama dediğim gibi en kısa zamanda alıyorum beyin sapı kavernomlarını. Ben günlük her gün ameliyat yapıyorum. Bir veya iki tane yapıyorum. Yani o vakanın uzunluğuna iki oda çalışıyorum. Yani bir odada ben biraz yavaş çalışıyorum. Bir odada iki vaka yapamam. Yani hiç de sevmem koşturmacayı. İki oda çalışıyorum. İşte bir yerde başlayınca öbür odada hazırlık oluyor falan. Yani iki vaka yapıyorum. Üç vaka yaptığım zamanlar oldu. Mecbur olduğum zamanlar oluyor hala. O zaman işte sevmiyorum. Üç vakayı sevmiyorum. Üç vakada işin tadı kaçıyor benim için. Ben çünkü bir şey yapmaya çalışıyorum. Böyle hani acelem yok. İşte doğru iş yapayım, tam konsantre olayım, tam bir şey yapayım falan filan. Üçüncü vaka olunca bu sefer vakayı yaparken bir sonraki vakayı düşünmeye başladıysam orada sıkıntı var demektir. Doktor İp Baykara, Medicana International İstanbul Hastanesi'nden güzel sunum için teşekkürler demiş. Beyin sapı cerrahisi videoları yayınlamayı düşünüyor musunuz Uğur hocam demiş. Yayınladık, yayınlıyoruz. Şu an var, var. Daha da yayınlayacağız inşallah. Kamra Nur Hanım, soy ismini eksik yazmış herhalde. Elinize sağlık abi. Sizi dinlemek her zaman için büyük bir şans demiş. Kamran Urgun olması lazım. Kamran, çok
değerli kardeşimiz şu an Amerika'da. Pediatrik evet. Cerrah. Pediatrik nöroşirurjan. Evet, selamlar. Daha üçüncü sınıf öğrencisiydi o. Üçüncü sınıf böyle. Tıp fakültesi üçüncü sınıf öğrencisiydi. Böyle gelirdi, bakardı anatomi çalışmaya çalışırdı. Bakardı, derdi, dinlerdi falan da. Üçüncü sınıftayken belliydi onun ne yapacağı. Tebrik ediyorum. Gurur duyuyoruz. Abuzer Güngör Bey çok şanslıyız. Çok teşekkürler demiş. Mehmet Hakan Bey Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden. Biz şanslıyız esas. Bakın şunu söyleyeyim. Bizim laboratuvarımız var. Ciddi bir şekilde yaklandırdı. Çok iyi işler yapıyor. Gerçekten çalışmak isteyen arkadaş varsa, ama öyle şey değil yani, visiting profesör gibi değil. Gerçekten çalışacak, buyursun. Kapımız açık. Ve Abuzer gibi en iyi öğretmen orada. Devam edeyim teşekkürlere. Doktor Saim Kale teşekkürlerini sunmuş. Sabri Gürbüz Bey, post-op MR ne zaman görmeyi tercih ediyorsunuz diye bir soru yöneltmiş size hocam. Ben intraop MR görüyorum artık. Yani 3 sene öncesine kadar post-op MR'ı ertesi gün görüyordum. Şimdi intraop MR görüyorum. Eğer intraop MR'dan sonra devam ettiysem ertesi gün tekrar